Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kaç bu? 93. Diva 93. Tasavvur 9. 9 abi. Tamam. Tasavvur. Tasavvur, sistem olarak bir bilgi işleme merkezidir. İçinde malum düşünceler, bilgiler, malumatlar, zanlar mevcut. Ama tasavvur, geçen 92'de ilim ile bilgi arasındaki farkı konuştuk. Bu sabah da onu belki tekrar olur diye, yani tazelemek adına onları kulasa yaptım böyle cümle cümle, ama okumayacağım. Nasıl 92'de olmuş. İnce Mesnevi Nuriye 128. Şimdi tasavvur. Yani bir kere bilgi dört ismi tazamun ediyor. Bilgi. Yani tasavvuf. Evveluhu, evveluhu, evvel. Ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. Mevcudattaki cil ve cemal, nakış, sanat, kafir mümin fark etmeden bunları insan alemine taşınırsa, insandaki uyanırsa bu bilgidir. Bu çok önemli Gafur. Bir daha abi lütfen. Bak şimdi. Esma var ya mevcudatta. Bak abi. Eşyanın cil ve esmaların cil ve cemal, nakış, sanatı. Yani evveluhu çekirdek, ahiruhu meyve, zahiruhu ağaç. Ağacın arka tarafı, program vesaire, gözümün yan tarafı, batino. Evet. Bu dört tane ismi tazamun eden ve insana taşıyan ve insanda uyanan miktar bilgidir. Bu bilgidir. İlim ise bu esmaların yazılımı, arkası. Hani şöyle diyeyim Risale'de, bu mevcudat esmaya aynadır diyor. Aynaya bakar mısınız böyle hayal edin falan. Mevcudat aynasında esmalar gözüküyormuş. Mevcudat aynasında esmalar gözüküyor. Şimdi ben aynada gözüküyorum. Ben ayna mıyım? Peki aynada gözüken esmalarsa ayna nedir? Sıfattır. Ha. Ayna ilimdir aynı zamanda. Aynada gözükenler bilgidir. Bilgiler, bilgiler esmalara, malum esmasına, alim esmasına bakıyor. Ama subutu sıfatta bilgi yoktur. Subutu sıfatta ne var? İlim, irade, sem, basart, hayat, kudret. İlim değil mi? İlim var, bilgi yok. Yani arasındaki fark yok. Birisi esmalara bakıyor, birisi sıfata bakıyor. Şimdi o malumatları tazeledik. Tekrar İnce Mesnevi Nuriye 128. Hatta Adem'e gittiklerini zannettiğimiz kelimat 25. defterin 315. Buldunuz mu? Evet. 315. Hatta Adem'e gittiklerini zannettiğimiz kelimat. Elfaz, bak, kelimat. Elfaz tasavvurat gibi selü zeval olan bazı şeyler de Adem'e gitmiyorlar. Adem'den ne anlamışız? Adem'den vücuda, vücuttan Adem'e çıkmaları gönderildikleri Allah-u Alem tahayyül ve tasavvur yapıyormuş. Yani vücudu Adem, Adem'i vücut. Şurası Gafur. Varlığı burada yok ediliyor, yok var ediliyor. Vücut ve Adem, her şeyin sureti olduğu gibi vücut ve Adem'in de sureti buradadır. Abi tekvin Adem'i içine alıyor diyoruz. He. Tekvini nereye koyabiliriz burada? Zat-ı sıfattır ya. Tekvin mesela... Bizde bir karşılık bulmuyor mu abi? Bulmaz olur mu? Zat-ı sıfattır.
ama daha bilmiyor. Mesela zat-ı sıfatta ne vardı? Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, tekvin, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı bi nefs, kıyam-ı bi nefsihi. Bunlar zat-ı sıfattı. Hani subut-ı sıfatta malumunuz. İlim, irade, sen basar. Ben şöyle birkaç gündür abi biraz fazlaca bu konuda düşünüyorum ama hani tekvin var, tekvinden ilim alıyor, tekvinden işte irade de alabiliyor. Ya bana sanki şöyle geliyor abi ya, şunu söylemiştik ya, bu tamam tahayyül var, tasavvur var, bunun bütünlüğü serbest bölgedir. Buradaki dönemlerin bütünlüğü tekvin sanki gibi Hasan abi ya. Çok tuhaf. Niçin tuhaf? Hı. Uyuyor şöyle. Biraz önce varı yok yoku var eden sistem diye serbest bölge. Evet, evet. Bu tekvinde ne var? Adem var. Evet. Yani mesela mevcut dediğimiz zaman yoku da içine alıyor. Tabii evet. Yoku da içine alıyor. Hatta Kur'an şöyle diyor. Çok tuhaf şey kullanıyor. Bulabilir miyim onu? Bak ama değer inşallah bulursam bak diyor ki bakayım çok acayip bir şey Allah nasip etti de bana inşallah kendim çok ciddiye bakayım nerede geçiyor. Çok garip. Kur'an bir başka yöntem kullanıyor. Herhalde burası. Hakkımız ilişkileri. Var yok varlık, varlık kıymet noktalar. Ha şöyle bak. Adem Aleyhisselam dedi ki yükselişte engellenme acısını tattırdın bana. Allah'a diyor. Düşüşte rahmetten ümitsizlik narına yakmaktan koru beni. Bak yani yani iyisi anlatıyor. Diyor ki buraya geleceğim şimdi. Kur'an ne yöntem kullanıyor bak. Vücut Adem'i de taşıdığına şey olacak. Neyse gitmeyin fazla. Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşımız sapmadı, sapmadı ve batıla inanmadı. Necm 1-2. Batmamayı batma ile misal verdi Kur'an. Bak tıpkı şu, vücut Adem'i de tazamın ettiğine delil bak. Tıpkı diyor, yağmuru semadan indirdik ki yerde bitkileri yukarıya çıkartmak için. Bak şimdi, Cebrail Aleyhisselam, burası mıydı? Burasıydı herhalde. Cebrail Aleyhisselam Burak'ı binmesini isteyince, Cebrail Aleyhisselam Burak'a bin dedi. Biliyor musun? Miraç Hadisesi. He. Peygamberimiz Aleyhisselam, benim binim şefkimdir. Azının takvamdır. Rehberim gecemdir. Ben ona ancak onunla vasıl olurum. Onu ondan başkası bana gösteremez. Zayıf bir hayvan onun sevgisinin varlıklarını, ağırlıklarını, marifetinin dağlarını, göklerin yeri ve dağların taşımaktan aciz olduğu sırları, emanetini
sırtlayan birine nasıl taşısın? Ve sen Sidret-i Muntaha yanında hayretin içine kaldığın halde bana yol gösterebilir misin? Dedi Cebrail'e. Sayılı günlerle, bak sayılı günlerle zamanla ona varılmaz, sınırlı mekanlarda aramakla bulunmaz, binekler sırtında mesafeler kat etmem, rehberlerin öncülüğünde cihetlere yönelmem, bu ancak sonradan olma varlıkların alanıdır. Benim sevgilim cihetlerden münezzehtir. Sonradan olma özelliklerinden belidir. Ona hareketlerle ulaşılmaz, işaretlerle gösterilmez, anlamları bilen ne demek istediğimi anlar. Bak ona yakınlığın iki ay arası kadar hatta daha da yakındır oldu. Bu Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail'e söyledi. Şimdi burada neydi? Tıpkı yağmuru semadan indirdik, yeri bitkileri yukarıya çıkartmak için demedi. Ne kullanacaktım şu? Yani biz yağmuru indirdik ki yerden bitkileri çıkartmak için demedi. Ne dedi ya? Yağmuru Allah kimin balçık bakayım. Çok önemli bir şey vardı da, usul vardı. Ama ezber diyemeyeceğim için ama görürsem ya burada mı şuttu hani acayip bir kanun kullanıyor. Ben gördüğüm zaman şaşırmıştım. Yağmurun inmesi adam olmuyor değil mi abi? Bak söyleyecek. O zaman yazmıştık. Evet, yani baktığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşını satmadı ve batıla inanmadı. Batmamayı batmayla misal verdi. Bak, tıpkı yağmuru semadan indirdik ki yerde bitkileri yukarı çıkartmak için. Yani yağmuru indirdik diyor. İndirdik diyor. Yani evet. Bu evet, bu biraz adam gibi değil mi abi? Adem, indirdik. Evet, evet. Yani indirdik. Ama bitki çıkartmak için. Bitki çıkartmak için. Doğru. Yani indiriyorsun çıkması için. Evet, çıkması için. Evet. O ademin içinde bitkinin var olması. Evet, yani herhalde o kanun için buraya atladım ama gelene şey yapamadım. Çok acayip de bir böyle latif gene bir şey de var. Yani vücut ademden sıyrıldığı için ademi de tazamun ediyor. Vücudun içinde Adem de var. Çünkü niye? Eğer mesela benim kelamım, söylemek istediğim bir saat içindeki hepsini bir anda diyebilir miyim? Yok. Diyemem. Beni sıraya koyuyorum. Ama diyorsunuz. Nasıl? İçinde var o da. O var. Ama demek ki o sıraya koyarken sıralayan, peşi sıra koyan Adem'dir. Aradaki boşluklar. Aradaki susmalarını da aslında anlam evet. Katıyor. Yoksa anlam bozulur. Mesela şöyle yapsam. Bir şey demedim ama çok şey dedim. Evet. Onun için susmak, konuşmaktan daha güçlüdür. Çünkü her şeyi yönelebiliyor. Susmak her şey olabilirken konuşmak bir şeydir. Onun için vücuda çıkmak bir şey. Adem'den sıyrılmış. Adem'i de tazamül ediyor. Ben biraz daha farklı anladım. Mülkte bu vücut gözüküyor. Aslında arka tarafına bakınca komple Adem. Yani komple sizin Adem. Mesela susmanız Adem'i diyoruz ya ifade, öyle anlamıyorum ben. Yani siz konuşurken o konuşmanın içinde zaten komple Adem'i söylemek istedikleriniz var. Yani anlatabildim mi? Vücut, Adem vücut ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor ya Metubat 59'da. Yani vücut Adem'de inşa ediliyor.
kısacası. Hadi devam edelim. Taakkudun içinde nasıl akıl varsa, tasavvurun içinde de tevehüm böyle var. Tevehüm mü abi? Evet. Vehimlenmeler var ya, vehim. Evet. Yani burada ne anlayacağız? Mesnevi Nuriye 128'de şu. Adem'i vücuda, vücudu Adem'e dönüştüren sistem serbest bölge. Nedir o? Tasavvur. Yani şurası, şurası yoku var, varı yok eden yer. Anladın mı? Evet. Şunu... Onu anladık. Yani çok garip bir şey yani. Başka, İnce Mesnevi Nuriye 177. Ey dünya perest insan, çok geniş tasavvur ettiğin senin dünya dar bir kabir hükmündedir. Görüyor musun? Ne demek? İnsanın hususi dünyası, serbest bölgesi ne kadar büyük alem varken adamın dünyası bitiyor. Peki intihar niye diyor veya niye çırpınıyor, niye bunalıyor? Mesela sıkıştırdın adam yani sıkıştırdınız, tepesine bindiniz, bağırır şey yapar ya. Ha, düşünceler de böyledir. Sıkıştırıldı vut diye, bunun adı psikolojiktir. Kabiri nasıl biz dünya olarak tasavvur ediyoruz abi? Kabiri. Aslında kabir değil. Kabir değil. Biz buluyoruz. Dünya zannediyoruz. Çok acayip değil mi ya? Bak diyor ki üstesi dünya. Kafes. Ey dünya perest insan diyor. Bak. Evet. Ey bak şey Gafur. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünya neymiş biliyor musun? Öyle zannettiğin aslında dar bir kabir hükmünde. Yani hakikatta senin hakikatına ve Allah'ın nazarında şu dünya, şu insan kabirdir. Bırak ölüleri ölüler gömsün. Var ya sırrı. Hı hı. İsa Aleyhisselam ve İmam-ı Muhammed-i Şeybani. Bazen de İmam-ı Ebu Yusuf'a nispet ediliyor. İmam-ı Ebu Yusuf galiba. Babasını, cenazesini yıkıyor, cenazesini kılıyor. Ondan sonra gittin siz gömün diyor. Cenazeye katılmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani cenazeye babanız katılmamak, derse katılmak. Biz hangi sebeplerle dersi ortadan kaldırıyoruz? Hı hı. Anladık mı? Bu derse bak. İmam-ı Ebu Yusuf diyecektir ki ondan sonra, ömrümde bütün hayatımın çekirdeği oldu o ders diyor. O ders. O ders. Her şeyin çekirdeği merkezi oldu diyor. O gün işlenen konu diyor. Terk büyük nispetinde şey olmuş. Terkin nispetinde senin aleminde bir şey var oluyor. Bir şey terk etmedikçe olmuyor. Yani uykuyu terk edeceksin, rahatını terk edeceksin. Bedava bir şey yok ki. Bak ben bugün belki de yarım saat yürüdüm, biliyorsun nereden yürüdüm. Hı hı. Gidiyorum, yürüyorum erken ve itimat edin 5:30 demeyi ayaktayım. Hiç kesinlikle tasavvur ve ilim arasındaki farkısı o defterdekileri hulasalandırdı. Arkadaşlar, hulasalandırdı. Yani 5:30'da şunu yazmaya kaç saat? 3-4 saat oldu. Bakayım nerede? Kalbinize gidecek. Bunun sonunda mı acaba? Ha şu. Şu kadar yer. Ama 30 senenin mahsulü. Dedim ki size ilim ile bilgi arasındaki farkı anlatayım. Hmm. Bu. Gerçi tılsımda biraz anlattık ama bu hulasaya. 5:30'dan beri ayaktayım. Onları bir araya getirdim. Bu kadar bir şey. Yani oyun oynanmıyor biliyor musunuz? Usta bak ne diyor? Küçük dünyan diyor. Şu dünya var ya sen. Haberin yok galiba diyor. Kabir, dar bir kabir hükmünde diyor. Kabir de demiyor. Dar bir kabir hükmündedir. Öyle mi? Evet abi. Ama biz nasıl aldanmışız Gafur Allah aşkına ya? He?
Sen diyorsun Allah aşkına devamlı. Evet. Dayanamıyor biliyor musun? Yani hususi dünya dar bir kabir. Biz neyin peşindeyiz ki? Acaba benim zannettiğim dünya böyle fıtratımın aradığı bir dünya mı? En ufak bir musibet olunca diyor, delilim şudur diyor. Ayna olduğu için diyor her tarafı altısı, sağ, sol, ön, arka, alt, üst, sonsuz gösteriyor. Bunun delilim şudur diyor. Bir şeye gittiğin zaman kımıldanınca kafayı vuruyorsun diyor. Kafayı vurunca Allah Allah, yani düşün aynada ayna ayna eksilse sonsuz olur. Kafayı vurdum. Nereye vurdum ya, sonsuz zaten. Anladın mı? Evet. Bazen şey oluyor, bir yere girerken böyle o kadar cam komple ki bölüm yok. Zannediyor ki insan bu şeydir, boşluktur. Kafayı vuruyor ya. Hususi dünyamız aynen ustad da diyor, altı tarafı camlarla örtülmüş. Cam, o zaman birbirine yansıdığı için sonsuz gözüküyor. Hiç alakası yok yani. Biz böyleyiz diyor. Nasıl çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın? Yani en azından bil de bu dünyası bu değil ya. Yani. Bu hayata, bu hayatımız, bu hayata bu nasıl değil. Sonsuz bir alemin 60 senelik hayatımız çekirdek olacak. 60 sene çekirdek oluşturuyoruz. Ya. Mesela gemiyi batırsa adam gelse, tahtayı deldi Gafur. Veya demiri deldi. Derler mi ki sen tahtayı deldin, tahtanın fiyatını ver. Gemiyi batırdın, trilyonluk gemi gitti. O kadar insanlar öldü. Yani yaptığın tahribatın o deliğin cezasını mı, kaynak ver. Kaynak elektrot parasını ver. Veya elektrot da bitiyor bu iş. Derler mi? Harbi derler mi? Tahtayı deldim ben ya. Tahtayı deldim bu kadar. Bir çivilik. Evet, dersen tahtayı deldin. Tahta parasını vereyim. Ama bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet verdin. Trilyonluk gemi gitti. Bu çok güzel bir misaldi abi ya. Bunu bir yere Osman Özel'in de yazdın abi. Çok tuhaf değil mi? Çok acayip. Hani 60 seneydi? Ha işte. 60 sene niye bana sonsuz olsun? Bir tahtayı delmekle bu kadar kişinin 200-300 kişi gemide mürettebanın ölümüne sebep oldun. Cumhuriyet savcısı der mi ki sen bir tahta fiyatını ver tamam? Mümkün değil abi. Neden? Hepsinin katilisin. Uçan cama. Ondan sonra gemi şirketi ne der? Trilyonluk gemim gitti der. Trilyonluk gemim gitti der. Ne acayip ya. İşte böyle bir şey yani. 60 sene ama sonsuz hayat böyle oluyor. Ruhu delince. He? Ruhu delince işte demiyorlar öyle normal bedeni derdi şey yaptı. 18 bin alemi var. Ya. Ruhu delince değil mi? Ruhu deliyor. Diyorlar ki. Günahlarla deliyor. Veya sevaplarla suluyor. Suluyor ya. Barla 152. 151 mi? 52. 315. Taayyülü küfrü, tasdiki küfürle iltibas, bu karıştırılıyor. Bak şimdi, okuyayım da nasıl kalkayım. Tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteren dissisi şeytanla kurtulmak için. Allah'ın izniyle. Şuraya bak ya. Şuraya bak. Bakar mısın değil mi? Tahayyülü küfürü şunu biliyor musun? Şuraya karıştırıyor. Tasdiki küfür başka tasavvuru küfrü dalaleti bu küfür. Bu dalalet. Tasavvuru dalaleti tasdiki dalaletin tasdiki suretini gösteriyor. Burayı gösteriyor ikisinde. Bak burada küfür oluyor, burada dalalet oluyor. İkisini işleyelim şimdi. Ustad küfrü tahayyüle, dalaleti tasavvura nispet ediyor. Mesnevi Nuriye. Gerçi Abdülmecid abinin tercümesidir ama inşallah aslında da böyledir. İse Mesnevi Nuriye. Bak şimdi. Desise-i şeytani bu. Bak. Tahayyülü küfrü, tasdiki küfür, buraya, lan vesvesecilere diyorum,
vehimcilere diyorum, oran senin hayaline gelen küfür. Ondan sonra taakkulden geçecek, 33 tane mertebeden geçecek, buraya gelecek. Nerede yani? Peki küfür dedi. Küfür neydi? Örtmek. İnkar var mı? Yok. İnkar yok küfürde. Peki dalalet neydi? Hatırladığınız var mı? Dalalet. İnkar yok. He? Başka taraflı bir yol. Farklı bir yol. Gayril mağdubi aleyhim velallin daha farklı yani inkar yok. Yani yollar içisem Allah'ın yolu var ama benim de yolum var. Mesela küfür, örtmek. Yani örtmeyi bu yapıyor. Farklı yollar hakikaten ne kadar uyuyor yol. Yol şekil mekan ya. Bu biliyorsunuz tahayyül mekanı oluşturur. Mekanı bu oluşturur. Tasavvur ise zamanı oluşturur. Şekil ya. Şimdi vesveselilere bak. Tahayyülü küfrü, tasdiki küfür, tasavvuru dalaleti, tasdiki dalalet suretinde şeytan nesini gösteriyor? Desise şeytanıymış. Bunun adı desise. Buradan buraya atlamaya desise diyor. Ve bilmeyen adam ki de biz de bilmiyorduk. Vay be ben ne kadar kâr şeyim, bilmem rezilim, kepazeyim, alçağım. Mesela ne alakası var yani bununla bunu? Abi kim orada hayır bu tasdik değil, tasdik değil bu serbest bölgedir diyecek olan kim orada abi? Taakkul mü? Kim olacak şimdi? Sana vahiy muhatap olmadı mı bu? Evet abi. Bunlar kim bir sentez diyecek? Hı hı. Bu budur, bu da budur. Evet. Budur diyecek lan. Kabirde olmayan bir insan onu der. He? Kabirde olmayan bir evet. insan onu der. Evet. Mesela berzah. Berzahtır. İki tarafı da görecek. Burası berzah ya. Bunu da görecek, bunu da görecek. Hı. Diyecek ki, ya kardeşim ya sen doktorsun, sen harunsun ya. İkisine hakim olacak. Şöyle. Mesela ben kalktım buradan. Erzurum'dan kalktım bu sabah. İstanbul'a geldim ama Edirne'ye gidiyor. Erzurum benim için geçmiş mi? Rize benim için geçmiş. Tekirdağ, Almanya benim için gelecek. Uyduğu için üçü de bir. Yani taakkul da öyle ya. İkisi için yani bir yani. Şurada şurada bir bakıyor. Ama bir bakabilme makamı vahiyye muhatap olursa oluyor işte. Vahiyye muhatap bu budur, bu da budur. Desise-i şeytani bu. Desise-i şeytaniye tahayyül ve tasavvuru tasdik gibi yutturmasıdır ya. Veya bu yöntemdir. Şeytanın yöntemidir. Bak, tahayyülü küfrü, ondan sonra tasavvuru dalaleti, tasdik suretini. Ne cinayet işliyormuş ya şeytan? Ne diyor işte? Vesvese lisanında ilim onu tard eder. Bak, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Bunu buraya zannediyorsun. Bunu yapan bu vahiydir. Vahiy işte, vahiy muhatap olduk. Ondan sonra buraya yazalım mı? Kıblesi ve şunu ekleyelim taakkule. Eklenmesi lazım. Vahiye muhatap olan. Bak. Kıblesi. Vahiye muhatap. Olan. Vahiy buraya geliyor. Yani bunu bilmesem düşün bu insanın zor durumunu. Ya biz bu kadar derse geliyoruz veya derse gidiyoruz, ders yapıyoruz galiba burada. He doktor? Yani Allah Allah ben o çocuk misali vardı ya. Altı pis. Karnı aç. Yarın ne olacak belli değil. Herkes kendi aleminde. Ya onun bir kafası çalsa bebeğin. Ulan benim altımı kim temizleyecek? Karnımı kim doyuracak? He? Benim hayatı, endişelerimi kim götürecek? Ya arabayı kim koyacak? Arabam ne olacak? Geleceğim ne olacak? Gelecek endişesi, uydurukçasıyla kaygısı yok. Bebek ama çok da mutlu. Onu mutlu yapan hiçbir sebep yok. Mutluluğuna sebep yok. Her şey halinde. Niye mutlu? Düşüncesi yoktu ondan. O zaman mutluluk veya sıkıntı sebeplerin varlığı ille değil.
o riski yönetememektir. Mesela bebekten daha güçlüyüz. O zaman hiçbir şeyimiz yoktu, şimdi şeyimiz var. O zaman kimseye lafımız geçmezdi, kimseyi tanımazdık. Kimse de bizi tanımaz anne baba. Daha çok şartlarımız var ama daha çok mutsuzuz. Peki demek ki, bebek gibi olsak da aklımız olsa yine mutlu olsak? Yani o zaman aklım, yani diyelim ki bebek gibisin aklın var. Ne olur? Azap olur. Ama Allah'la bakınca öyle olmuyor. Ha Allah ile bakınca da. Ama sen yatıyorsun aklın, bu aklın var, ben şimdi yatıyorum. Ulan anne nereye gitti lan? Çarşıya gitti, beni buraya bıraktı. Ya yangın olsa? Bebeğim ben kalkamam. Ben şimdi kalkarım diyorum. Aslında yine ben kalkamam. Yine kaldıran Allah. Ama böyle burayı biraz inandık ya işte kalkmak istesem kalkarım. Neye benziyor? Rize'de oldu, eski evler tahtadan ya. Bir de evin girer çıkarken yüksek olurdu, böyle ayağını kaldırırdı. Böyle biraz eşik, kapı eşiği var. O benden aşağı felç, şey başladı, yangın. Yangın başladı, çıkamıyor. Nasıl, ne yapacak? Gözü görüyor ya. Çıkamıyor. Sonuç ne oldu abi? He? Sonuç ne oldu? Sonuç böyle, gelmiş. Nasıl ne yaptıysa, dua ettiyse, bir bakıyorsun ki olmayacak bir şey. Bıçak gibi kesiliyor, ona geldiği zaman kesiliyor. Yangın sönüyor. Yani böyle. Düşünebiliyor musun böyle? Hayal eder. Bu dersi yoksa anlayamazsın. Hayır. Öyle hayal, gözün kapalı. Allah Allah, yanıyorum böyle. Geldi. O haletleri hayal eder misin? Yaşar mısın? Yanıyorum. Yani ne kadar acayip, acımasız bir azap ki. Boğulmak ve yanma, Allah ehli imanı, namaz bile şart değil. İmanı varsa şehit oluyor. Acizlik zirveye varmış değil mi? Varınca peki abi o zaman... Tamamen kudret şey yapıyor, kudret. Tamamen yani fena filan gibi hiç şey yok. Biz de aslında öyleyiz ama işte gafletimizden şey yapıyoruz, kalkarız, işte gideriz, işte derse gideriz. Hiçbir şey yapamayız. Yok, nasıl? Konuşamayız da. Barla 194. Bugün tasavvuru inşallah bitireceğiz, Allah nasip ederse. Diyor ki bak, şuraya bak. Allah'ın razı olsun. O kadar güzel bir yer ki. Bak o kadar sevindim ki bu geldiğine. Bak, ruh nahoş. Kalp bihoş, bihoş, bir ters yapar. Kafa bomboş. Bir daha. Ruh nahoş. Na. Kalp bihoş. Kafam bomboş. Zira etrafı erbağımdan takattür eden, yani erba dört. Tamam mı? Bir, yani etrafını, dört duvarını çeviren ne var? Vahşettir, kasavettir, yeistir, beistler. Görüyor musun dört taneyi? Etrafını sarana bak kafura. Bak bugün şeyi, içen, yani psikoloji neyi zikrediyor? Neyi zikrediyim? Kendisi zaten risaledir. Bak diyor ki, etrafı erbağdan, yani şu dört tarafını çeviren neymiş? Vahşet, kasavet, yeis, beis, yani bir zararlar. Tasavvur ettikçe, bu tasavvurdaymış bunlar. Bak, vahşet, kasavet, yeis, beis, tasavvur ettikçe, tamam mı? Kabrin sıfatları, evet abi. Evet, kabrin sıfatları. Bak şimdi o kadar güzel olacak ki. Tasavvur ettikçe biri cennete, yani... Cinnete. Ha cinnete, tövbe. Tasavvur ettikçe, cennet olur mu? Tasavvur ettikçe biri cinnete, yani cununa, deliliğe, diğeri cennete, yani şama gitmek üzere, aklı ruhun aklı, akıl bu kafanın aklı değil. Ruhumun aklı, tabirleri görüyor musun? Şuur mu oluyor? Şama diye yazıyor mu abi orada? He. Şama yazıyor. Yani Şam'a doğru gitmek üzere. Açar mısınız öyle barla 190? Ya da bakayım. 190. Şam diye yazıyor mu ya? Ben de şaşırdım. 194 öyle deyince. Yazmazsa ben yazmam ya.
Allah Allah. E sureti oradaysa bir gidelim. Bak. Ama mükemmel bir şey ya. Bak şimdi. Burada kalp buraya gidiyor. Ben de anlamadım. Buradakiler buraya gidiyor. Burası kalp. Eyver azizin azizi Hazreti Seydan'ın muhterem tilmizi teşnesi bulunduğum teşbih tebşir namelerinizi memnuniyetle aldım. Var olunuz, cevapları yazmak icap eder ama ne yazayım? Ruh nahoş, kalp bihoş, kafam bomboş. Zira etrafı erbadan takattur eden vahşetler, kasavetler, reisler, beisler tasavvur ettikçe biri cinnete yani cununa, diğeri cennete yani şama gitmek üzere aklı ruhu, ruhum seferber vaziyetine alıyorlar. Bunun içindir ki ne seydanın yani ustadın talebeliğini ve ne de sizin kardeşliğinizi bir hakkın ifa edemediğimden ne yazacağımı bilmiyorum. Şimdi bunu işleyeceğiz şimdi. Delili, bir de delilik iş yapmıştık, hatırlar mısınız? Delilik şu, daha bu deliliğe geçmeden. Aklım imal ediyor. Düşüncem imal ediyor. Mana manayı doğuruyor. Peki ikincisi kimdir? O da aynıdır. Yani kökteki çekirdek, meyvedeki çekirdek. Evet, meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdek değildir ama ne aydır, ne gayrıdır. Tamam abi. Onun için aklım aklıma, mana manaya, düşüncelerim düşünceme bela olmuş. Ha? Peki, delilik nedir? Psikolojik nedir? Bu bazen buradan bakarım bu düşünceye. Bazen bu düşünceme geçelim, bu düşünceye bakarım. Eğer birbirine örtüşürlerse terakki oluyor, mutluluk oluyor. Birbirlerine çatışırlarsa tak tak. Bunun psikoloji sorunu, sıkıntı. Ya aklımı yönetemiyorum. Kim diyor bunu? Aklın. Peki birbirine çatışırsa şöyle bir şey var onun. Deliliği tanımladım o konuda. Bakayım inşallah 147. Ama tabii bu doktorların tarifi değil. Tabii ben doktor değilim. Üstad diye bir hoş oldu diye bir akıldan kalbe, kalp minareden kuyuya. Evet yani işte kalbe, o. Ruha çıkmadıkça deliyiz. Yani mesela o enşallah mesela kürsü için bak ne yazmışız. Bu normal denecek bir şey mi? Ne kadar kitap okursan oku. Kürs sırların konulduğu kap. Yani nefsin mertebelerinin cemine denilir kürs. Bak kürs demiş, sırların konulduğu kap. O kap neymiş? Kürsmüş. Bizdeki karşılığı nedir? Nefse, mare, levva, memuri, memut, benirazen cemidir. Delilik bakayım. Filiste de koymuş bunu. Delilik. Onu görmenizi isterim olayı. Çok güzel bir şey de. Hemen şey yapayım. Bilgi. Ridvan. Mantık ahmak. Ahmak kimlermiş? Hadi. Anlamak, bilmek, mantık. Yok. Allah Allah. Ama şey yapmam lazım ya. Burada çünkü hoşunuza gider. Deli. Delirmek. Bilmek, anlamak ne kadar farklıymış. Dağlar kadar şey var. Önder, lider, mantık, ridvan. Allah Allah. Arkadaşlar zamanınızı alıyorum ama hakkınızı helal edin. Yani istiyorum ki siz de bilin. Yalan, bir daha okuyayım. Furkan, Kur'an farkı. Furkan'la Kur'an. İlim, kudret, sırrı, iman.
bilgi ilim arasındaki fark, ölmeden önce ölünüz, şirk, maluhat, rıdvan, önder, lider. Ya yapma ya, birbirine çatıştığı zaman şurada bir deli diyoruz diye. Yani varlık niye böyle oluyor peki? Ha, delir, heh, buldum. Düşüncelerin bir zaman senden öteye, bak düşünceler düşünceler üretir, unutmayın, düşünceler muhyi ismine mazhardır, canlıdır. İlim ise ilm, hayat, haya mazhardır. Hani ilim sıfattır, muhyi esmadır. Düşünceler canlıdır kardeşim, imal ettiğin şey, düşünceler var ya, canlıdır, canlı. Öyle bir kuru bir kağıt değil o. Unutmayın. Her düşündüğün, hayal ettiğin şey canlıdır. Yani şöyle diyeyim. Gözün kapat, hayal et. Hayal ettiğin şeyi akıl dediğimiz şey, yani içerideki sıfat, bu gözünü kapattı, bu kendisi uydurdu, bunun realitesi yok, bu hayaldir demez. Neresin geliyorsa, gözünü açtın, gelen resimle aynı kabul eder. Mesela oldu bir olay. Ne kadar etkileniyorsan, sen kurguladın hayalen böyle bir olay. Aynısı, bu hayaldir demez. O zaman bize ne fırsat veriyor? En acımasız olayda bile güzel bir senaryo çiz, senarist ol, senaryoyu yaz. Güzel et, hayal ettiğin zaman, düşündüğün zaman, olmuş gibi lezzet alacaksın. Çünkü bu yok, yok varlık insan. Şu anda insan olmakta olan ya, ne zaman ne olduğu belli olacak ölünce. Olması devam etmiyor. Bitmiyor ki. Ama taş bitmiştir. Bu nedir? Olmakta olan değil, olmuştur, bardaktır. Hayvanda, hayvanlar da olmakta olan değildir. Doğmuş ölmüş, aynı şeyi bilecek, başka bir şey terakki yoktur. İnsan ise taallüm ile taallüm ile tekemül etmeye gelmiş. O zaman tekemülün ne zaman biter? Hatta ölünce de bitmez. Neticesi meyve zaten abi. Yani neticesi insan. İnsan he. Yani şu anda insan değiliz. Yani. Değil tabii. Şu anda beşeriz. Beşeriz. Peki cennette de terakki var. İnsanlığı bitmeyecek ki. Şimdi bak. Çok önemli de onun için söyleyeceğim. Şimdi deliliği anlatacağım. Buna göre deli demeyeceğim yani. Onu ben bilmem. Sağım değil. Benim sağım da deli. Aklımı imal etti mi? Karşısına koydu. Düşüncelerim düşüncelerini koydu mu? Mana da manayı. Ha, şimdi diyor ki, düşüncelerin bir zaman sende, bir zaman karşıtta. Düşünce, bakıyor musun abi? Gafur sen buraya. Bazen buradasın Gafur, buradan buraya bakıyorsun. Bazen buradan bu tarafa bakıyorsun. Tamam. Bir zaman sende, bir zaman karşıtında olursa, insan zıtlar. Bir böyle diyor, bir de böyle diyor. Tak 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 tak, bunun adı delirir. Deli deyince bilgisiz değildir bu. Beyin sıfırlandı değil. Bir konuşur ki. Olmuş yani, olmuş. Adam akıl hastanesi yakında bir arabanın bijonunu kopartmış. Bijonlar kopmuş o lastiği takan cıvata. Ne yapacağını düşünüyor? Otel örgüne demiş ki ne düşünüyorsun demiş. Her lastikten birer tane sok. Hepsini üçer tane olur. Buna hepsini de birer tane takarsan üç tane olur buna. Tamam demiş. Bakmış otel örgüye, aslında ben orada, sen de burada olmalısın. Yani deli demek arkadaşlar ne olur? Cahil, bilgisiz, aptal değil. Kontrol edemiyor. Anın. Akılsız demek değil yani. Değil haşa. Ben mesela bakır akıl, sana geldiğim zaman orada vazife yaparken sen diyalizde, inan ya senden sonra ve önce, uğrardım o hava sıcakken o çayırda oturuyorlardı ya. Ne dev insanlar vardı ya. Ne felsefeci vardı biliyor musun? İçim tüy çarpıyor ya şu anda. Ne dev adam vardı. Kontrolsüzlükten sistemi birbirine girmiş. Ondan sonra beni gördü. Yani beni gördü derken konuşunca felsefeyle meşgul olduğumu bırakmıyor ki. Ya kardeşim Hegel'i bir anlatsın ya. Tao'yu sana bir anlatsın ya. Brahman'le,
bu devin farkını bir anlatsın sana ya. Niye bu kadar uzatıyorum? Deli bilgisiz değildir. Yani bir kah aklı buraya, buradan buraya bak şimdi söylüyorum. Buradan buraya baktığı zaman, bununla buna baktığı zaman aynı şeyse tekamüldür. Buradan buraya bakışıyla, bundan buraya bakışı zıtsa delirir. Mukaddemesi nedir? Psikoloji sorunudur. Nedir o psikoloji? Bedihi bir şeyi, bedihi bir muhali mümkün görmek. Yani Karadeniz pekmez olabilir. Olabilir. Her mühtemel diyor Risale'de. Mümkün diye bakarsa Karadeniz pekmez olabilirler de pekmezdir demek ne demek? Pek o zaman gemiyi yapan mühendislere göre pekmez olarak gemi inşa etsinler. Pekmezin özgül ağırlığına göre. Suyun özgül ağırlığı birdir. Herhalde pekmezin 2'den aşağı olmaz herhalde. 2-2,5 olur özgür ağırlığı, o kadar katı. Ya. Delirir. Peki nasıl kendinde sabit kalır? Peki buradan buraya, buradan buraya bakmayı nasıl eşit yaparız? Nasıl yaparız? Çok önemli. İşim benim bu ya. Kah diyorum ki buraya, buradan oraya bakıyorum. Kafırma da çok lazım. Bak şimdi. Kah oradan buraya bakacağım. Lan Yoruldum. Usta şöyle diyor. Kâh akılla bakıyorum kainata. Kâh iniyorum kalbe. Kalpte bakıyorum. Bazen çatışıyorlar diyor. Kâh minare. Kâh minareye, kâh kuyuya diyor. Kâh minareye, kâh bodruma. Ne kuyu dibine. Gitme girmeden yoruldum. Ya böyle cadde-i kübra olmaz diyor. İkisini cem ettim, kurtardım diyor. Ruhu aleyhissalâ. Ne yaptı yani? Aklı kıblesine koydu. Kalbin ve ruhun derece hayatına girmekle aklı vahye bağlayınca buradan da buraya bakarken, buradan da buraya bak eşit oluyor. Delir. Mesela bak, peki nasıl buradan bakarken, buradan da buraya bakma eşit olur? Aklın ustasına aklını bağlarsa sabit mihengi noktayı bulursun. Akıl da her şeyin aklı olmadığını da bilir. Akıl kendinden daha kutsi ve değişmez noktaya kanaat etmeyi aklı olduğunu da bilir. Akıl da der ki, beni yönetecek, benim aklım, beni yapandır. Yani daha kutsi bir kaynaktır. Oraya beni bağla. Zaten aklın ikalden geliyor Arapçası, ikal. Bağ demektir, bağ. Ak demiyor. İkal. Ak fark etmiyor. Ak ikisi de kök harfi Arapçada kök var aynı. İkal'den geliyor. Aykan, akl, akl, adil, aykan, akl. Akl. Yani bu bağdır bağ. Nereye bağlarsanız odur. Abi tek akıl olduğu zaman bu fıtrat mı oluyor? Fıtrat bu mu? Yani tek akıl derken buradan bu hep bakmak olur. Bu oradan oraya bakmak değil. Olduğun yerdesin artık. Hasan abi o dediniz yani işte akıl felsefeye bağlandığı zaman hiçbir zaman bir hakikati bulamıyor. Bulamaz. Hiçbir şey doğru değil. Felsefe bulsa bile bulduğundan hiçbir zaman emin olamazsın. Hiçbir zaman emin değil yani. Evet. Hiçbir zaman onay almayacak yani. Mesela gafur bak ne onay diyor? Onay almadığı için de işte orada hastanede o yüzden yatıyor. Ya. Hiçbir zaman onay almayacak. Bak mesela, bak ne güzeldi. Şimdi bu nedir? Şudur budur. Bir ihtimallerden söylediğin bir tanesi isabet ettin. Seni onaylayacak, aferin lan isabet ettin diyen olmadıkça gene ona da şüpheli bakacaksın. Bakacaksınız. O zaman hakikat yok ki. Zaten felsefede hakikattır bu. Doğrunun ta kendisidir demek felsefeciler ne der biliyor musun? Hayret ya. Ben burada dayanamadım abi, ben çünkü tahtaya mahtaya çıkıyorum. Yok, dur orada, tamam. Sen geç, bak. Otursan bir ondan, şimdi onunla meşgul olma. Tamam, bu meşgul olma, zaten çevirmez. Yani otur, sen otur. Rahat ol sen. Şimdi, delirmek ne demek yani mesela? Şimdi, sana kim söyledi ki bu isabet ettin? Sana kim isabet etti ya? Kim diyecek? Bak delirmek bu. Akıl noktalı virgül. Olguların
nefsül emrin bizdeki karşılığıdır. Ne demek? Bak akıl neymiş? Yani ayat-ı tekviniyelerin şu elma, armut, alemi hani lef-i mahfuz var ya lef-i mahfuz. Abi şöyle yapayım. Neyse. Tamam ben seni alacağım bak. Şu lef-i mahfuzu görüyor musun? Gözüküyor mu? Ha? Evet. Ha. Sen daha fırsat senin kendi işine bak. Bunu bana bırak. Şimdi görüyor musun? Gör. Şimdi buradan aşağıya arş hariç bütün alemlerin komprim insandaki karşılığına ilim denilir. Akıl ya. Bak, akıl ilmin karşılığı, hayat-ı tekviniyelerin programı insana kodlanmış. Bu kodlu akıl. Evamir tekviniye. Evamir tekviniye. Onun için nefsin emirdekiler aklın terakki ve talisine malzemeler oluyor. Ne eklemişim? Aklım aklımı, düşüncem düşüncelerimi doğurması bir burada bir bakarsın karşısında bir orası bir burası olunca düşünce hareketliliği başlar. Bu hareketin insandaki karşılığı o insana has zamandır. Bazen buraya, bazen buradan buraya. Gidip gelmelerde oluşan nispi şeylere, hakikat farklılıklarının ana boşluklarına kişiye has zamandır. Şimdi gelelim mevzumuza. Ruh, bir hoş. Hoş değil. Kalp, şey, ruh na hoş. Na, yok. Kalp, bir hoş. Kafam bomboş. Ha? Zira etrafı erbadan takattur eden vahşetler, kasavetler, yeister, beister, zararlar tasavvur ettikçe biri cinnete yani cununa, deliliğe, diğeri cennete yani şama gitmek üzere aklı ruhum seferber vaziyetini alıyorlar. Şimdi bak, deliliğin içsel dengelerin bozulup bütün sistem tek başına hareket etmesinin dışarıdaki fiildeki görünmesine denilir. Deli neymiş? Burada da tarif farklı oldu. Yani daha açtım biraz daha. Delili iç alem var ya, içler, tasavvur, taayyul, tasdik, izan, iltizan. Bu bilgisizlik değil. İç bütünselliği kaybedince hepsinin tek tek kalmasından, hayattaki her bir birim kendisini ifade etmesinden kaynaklanan farklı görünümlerdir. Görünümlerin yanlış telakki edilmesinden. Tevhid bozulunca olur işte. Tamam mı? Bak şimdi, tahayyül. Şöyle diyeyim. Tahayyül kendi başına kaldı. Tamam. Tasavvuf kendi başına kaldı. Taakkul kendi başına kaldı. Tasdik kendi başına kaldı. Bunlar hep tektir. Yedi tane düşün. Yedi tane birim birbirine kopmuş. Varsa da birbirine yiyecek veya güç alacak. Kendi dediğini kabul edecek bir irtibat var. Düşünebiliyor musun? Yedi tane. Şöyle bir misal vardı. Değirmen. Bir değirmen düşünün. Sabit taş. Üzerinde taş. Oynak taş. Yani ne yapar onu? Mısırı, daneyi, buğdayı ona dönüştürür. Bak bir tane sabit olmasa şey olmaz. Şimdi düşün. Şimdi eğer bu buğday olmasa bu taş taşı yemez mi? Gor 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 gor. Ama eğer buğday koyarsa taş taşı yemez. Tam tersine meyve üretir. Şimdi yedi tane taşı düşünün. Birisi böyle. Birisi böyle. Birisi böyle çalışıyor. Birisi de böyle çalışıyor. Birbirine girift olan, birbirine bağlı olan taş. Hiç içine taş koymadın, şey buğday koymadın, tane koymadın, mısır koymadın. O ne olur? Yedi tane ses çıkar. Yedi tane zahirde. Hayır. Tek tek düşünürsen yedi tane farklı ses. Hmm. Ama yedi tane de fazla olur. Tahayyül sesi ayrı, bunun ayrı, bunun ayrı ama bazen bununla karışır. Bazen bununla karışır, bazen bununla karışır, bununla karışır. Yani ne diyorlar ona? Kombinasyon. Kombinasyon olur.
Ve bunların temelinde, doktorun temelinde dime ait hastalıklar, işte bir sürü alüsinasyon, şunlar bunlar, çoğaltım var ya bir sürü. Yani onların aslında zemini yedidir, yedi tanedir temelde. Ne demek? 52 tane kibar var ya, haramlar, yediye indirgenmiş bana, ulema. Yani 52 kebair hulasası bu. Ne demek 52 ki? 52 tane kebairi niçin 7'ye indirgenirler? Bir manası şuymuş. Benim anladığım barlada. Eğer 7 tane bir tane kafir toplumda veya kişide var olsa, varlığı nispetinde o kişiyi ve o toplumu yok eder. Dinamitidir. 7 tane kebairi niçin ekberül kebair denmiş? Kişide veya toplumda veya cemaatta yedi taneden en az bir tanesi, en az iki taneden düşünemiyorum. Eğer geçerli akçe olursa, yayılırsa o toplum yok olur. Toplumu yok eden dinamitlerdir. Şimdi delilik nedir? Tahrim kendi başına kaldı son. Nasıl geçiyorum? Tasavvur kendi başına kaldı. Bilgiler yok olmadı. Aklı da var. Aptal değil ki. Tasdiki de var. İzanı var. İltizamı, itikadı var. Hepsi. Hepsi var. Ama kopmuş birbirinden. Birbirinden kopmuş. Birbirinden kopunca hepsi hükmünü dışarıda icra eder. Birisi böyle yapayım diyor. Ötekisi böyle yapayım diyor. Bir tanesi böyle gidelim diyor. Ötekisi böyle gidelim diyor. Bir böyle dedim diyor. Onun için tutar sonra ne diyorsun lan? Bir böyle dedim, bir böyle dedim. İz takip edemiyor. Mesela bir şekilde kafaya koydu gidiyor, evden çıkmış. Geri dönüyor. Aslında onun öyle gitmesi gerekçesi belki doğru. O gerekçeye de doğru. Peki başka bir gerekçeye göre geri dönüyor. O da doğru ama o gerekçe. Ama ikisini birleştirince o değildir. O zaman böyle gitmesi lazımdır. Böyle böyle değildi de böyle. O zaman ne olur? Bu noktadan toplum, bu bir, 7 tane mertebe birbirine girmiş, toplum ne kadar raporsuz, resmi olmadan deliler var. Birbirinden kopuk, tahayyülü tasavvuru, raporsuz deli. Piyasada o kadar var ki raporsuz deli. Basit bir şey, mesela bir şey söyleyeyim. Kızılmayacak şeye kızmak, kızılacak şeye kızmamak, bir. İki, kızılması gerekene kızılması miktar kadar kızmamak delilik değil de nedir? Mesela öfkenin bir mertebesi var ki cünunluktur diyor. Ha burada da cünun diyor. Bir insana şu vahşet, kasabet, yeis, beisler şey yapması o nispetle delidir diyor. Delilik öyle cahil, bilgisiz anlamında değil o. O bilgisiz manası çocukta var. Çocuk deli midir? Çocukla bilgi yok, bebekte. Deli midir diyoruz. Peki devam ediyorum. İnsanların birbirlerine karşı vahşetleri neymiş biliyor musun? Bak, vahşet toplumda beraber gözükürken herkesin tek tek olmasından insanın içsel alemindeki halidir. Herkes beraberiz, toplumda beraber metroya yürüyoruz veya cemaate gidiyoruz. Şöyle bir cemaat düşün Gafur, senin geçmişini bildiğim için biraz, sen bunu iyi anlarsın. Bir cemaattayız abi, bir mesele hakkında ihtilaf olmuş, meşveret edeceğiz. Meşveret toplantısına gidiyor sabah 10. Herkes herkesi zıt. Herkesin o meşvereti takip ettiği gaye farklı olsun, 10 kişi. Hepsini de sen biliyorsun. Oraya giderken hakkı ve hakkaniyeti ortaya koymak için mi? Falan böyle diyecek. Böyle diyeyim. Bu da böyle diyecek. Böyle derim. Bu da böyle yapacak. Ben de böyle yaparım. Hep hakka pergeli koyup çözüm değil, kişileri ölçü yapıp cevap üretiyoruz. Biz ondan dolayı ki nurculuğu değil cemaatçılığı öğrendik. 30-40 seneden beri cemaatçık A grubu, B grubu. Biz üstünüz, siz küçüksünüz. Benim babam, senin babanı döver. Kur'an'ın tabirini söyleyeyim. Biz o kadar, biz çok arttıyız. Niye? Çok kalabalığız.
Hatta şu mezardakiler de bizden. Aynı böyle Kur'an misal veriyor. Mezardakiler de görüyor. Bunlar da bizdendi. Çokluk, çokluğu esas almışlar diyor. Haklılıklarına. Allah'ın hayvanatı daha çok diyor. Ya hatırladınız mı yani? Hem hadiste de geçiyor. O 17 cemaat da geçiyor. Ama baksana diyor, koca cemaat diyor, senin gibi düşünmüyor. Doğru. Koca insanlık dünyası Resulullah gibi düşünmüyordu. Koca asıl insanları Bediüzzaman gibi düşünmüyordu. Koca nurcular seni gibi düşünmüyor. Düşünmesin. Yeter ki nurculuk bu kitaplar burayı men etmesin. Yani çok tuhaftır. Usta çıktığı zaman ne demişlerdi? Alemler, dini bozuyorsun dediler biliyor musun? Sen nereden çıkartıyorsun bunları ya? Ya Seyda, metne bakıyoruz. Eşheden la ilahe illallah. Üçüncü sözde. Manası belli değil mi? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Usta ne demiş üçüncü sözde? Rezak odur. Hikmet sahibi odur. Tamam? Hakim odur. Alim odur. Ben şehadet ederim ki alimler orada mı? Alimlik yok ki. Oradaki Allah ismi canlı olunca Allah'ın içindeki bütün isimleri koyabiliyorsun. Şehadet ederim ki Latif odur. Şehadet ederim ki hüküm koyan odur. Eşheden la ilahe illallah da Allah'tan başka hüküm koyamazsın. Ve burada böyle diyor. Bak. Çünkü Allah yerine onu koyduğun zaman. İşte ne demişlerdi? Dini bozuyorsun. E şimdi Risale'nin içerisindeki manayı çıkartmış, şey yapmıyor, sen uydurmuyorsun. Yani şunu dediğim geçeyim. Müştehitler mana düşünmemişler. Nihayetsiz mana mertebelerinin üstünü açmışlar. Onun için diyor, semavidir diyor. 27. sözde geçiyor. Müştehitlerin içtihatları semavidir diyor. Niye? Kendi düşünüşleri değildir. Mananın üstünü açmışlar. İçtihat o. Usta da ne diyor? Biz diyor malum, makul, belli, bilinen şeyleri nakletmeyle vazifeli değiliz diyor. Neyle vazifeliyiz? İstihrac-ı esrarla. Ustad Kur'an ve hadisteki istihrac-ı esrarla meşgul vazifelidir. Kastamonu 54'te de Nur talebeleri de Risale-i Nur'un istihrac-ı esrar ile vazifelidir. Sizin vazifeniz devam edecek diyor. 54. Şerh ve izah, tanzim ve tasvir ile 57 mi? İstihrac-ı esrarla, evet, istihrac-ı esrarla vazifeniz devam edecek diyor. Biz diyor 56. İstihrac-ı esrarla devam edecek. Bana da o ustad Kur'an-ı Hadis'ten istihrac-ı esrar ediyor. Nur talebesi de külliyattan istihrac-ı esrar edecek. Kendi düşünüşüm hayır. Üstünü açmaktır. Şimdi vahşeti iş yapalım. Ne dedi? Dört tarafımı çeviren vahşet. Bu dört tanesi ne kadar bizi sarmalarsa o kadar deli oluyormuşuz. Delilin sebebi bu. Vahşet, kasavet, yeis, beis. Vahşet neymiş abi? Toplumda beraberken herkesin tek tek yaşamasında kişilere has iç alemindeki yalnızlık. Lan metrodasın ya, yalnızsın. Kasavet, kalp katılığından devamlı üzüntülü ve gafil olmalarından ortaya çıkan keder kaygıymış. Görüyor musun? Hani bunu nerede anlatıyor? 20. sözde diyor ki, Allah gösteriyor bir ayet var diyor ki, kalbiniz taştan daha beter mi olmuş ki? Taşlardan su akarken sizin kalbinizden niçin böyle ulvi manevi şeyler çıkmıyor? Kalpten su çıkıyor. Senin kalpten su çıkmıyor. Su abayattır. Su İslamiyet. Su nasıl İslamiyettir? İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla diyor ya. Kayalardan su akıyor da. Sen bizden kalbimize ne olmuş? Şimdi kasaveti düşün abi. Kalp katılığından devamlı üzüntülü ve gafil olmalarından ortaya çıkan insandaki keder, kaygı yani korku, gelecek korkusu, endişesi, kaygı gelecek endişesi. Geleceği karanlık görmek, doktorum, ön tarafı karanlık. Niçin? Allah'a tevhid, teslim, tevekkül bir de itimat.
Dört taneydi. Bak, tevekkül, teslim, itimat. Teslim, tevekkül, itimat. Gelecek karanlık olunca bu üç tane sistem çalışmıyor. Allah'a teslim yok. Allah'a tevekkül yok. Lan itimat et Allah'a ya. Öyle diyor ya, seni senden daha iyi düşünür diyor. Buna bir inanabilsek? Kasaret anladın mı Garfun? Evet. Şimdi yeis, malum. Bunu Mesnevi de söylüyor, onu hiç izah etmedim. Yeis günahlardan, ben onu söyleyeyim. Şeytan günah yaptırma gayesi değil, vesilesidir. Günah vesiledir. Şeytanın ana gayesi günah işlettirmek değil, günah ile yeis atmaktır. Ümitsizlik. Yani günahın günahı, günahların günahı yeistir. Yeis. Üç, dört, beis. İnsanların birbirlerine maddi ve manevi zarar vermelerinden doğan insanın ruh haleti. Herkes potansiyel kendisini düşman görüyor. Mesela bir evi düşünebiliyor musun? Yani mesela evde 5-6 kişisiniz, tamam mı? Böyle böyle herkes kendi gayesini pazar günü pikniğine, ötekisi bilmem neyine böyle nasıl yapacağım? Veya herkes, kimse kimseye destek vermiyor. Keseler ayrı, fikirler ayrı. Bir ortak tarafımız var, aynı çatıdayız. Yani faturaları da beraber veriyoruz. Yani Allah kimsenin başını vermesin. Kanser işte o. Böyle herkes farklı düşünüyor. O herkes farklı düşünceden gelen bir ortamda çocuklar veya her bir insan kendisini güvende hisseder mi? Güvensiz hisseder, değil mi? Kimsem yok. Herkes var. Ha, onun adı beis. Hiçbir beis yok. Yani güvensiz olma. Ya. Yani insanın, cemaat neydi abim? Kendini güvende hissetme sebebidir. Öyle değil mi? Cem olma. Bütün arkadaşlar bende cem olmuş. Cemaat işte o. Niçin cemaate ihtiyacım var? Kendimi güvende hissetmem lazım. Ben toplumda bu kadar karava... Sen metroda güvende mi hissediyorsun? Çantanı koruyorsun. Hani güvendeydi? Telefonu koruyorsun. Telefonu bile eline tutmuyorsun birisi kapar diye. Çantanı bile omuzuna eline değil, bir de sarıyorsun eline. Öyle mi arkadaşlar? Evet abi. Güvensiz hissetmiyor musun? Karabalık çoğaldıkça güvensizliğin artıyor. Orada güven olur mu? Yalnız değil misin? Beis bu işte. İşte dört tane bu hastalık insanı ne yapar? Cunulluk doğurur. Bu delilik budur. Bir insanda toplanırsa. Bunun tersi ise cennettir. Ya cennettir arkadaşlar. Mesela Allahsız bakınca mülk malik olduklarımız, malikanelerimiz maliki doğurur. Cehennemin mürekkep melekesi neydi? Malik. Cennetin mürekkep melekesi Ridvan. Rıvvan. Rizadan geliyor. Yani razı olmuş Allah. Şimdi malik olduklarımız var ya, malikanelerimiz, malikiyetlerimiz, mülklerimiz. Eğer onsuz bakarsan, onun yolunda olmasa, zekat ölçünü vermesen, o malik olduklarımız, o mülklerimiz, malikin temsil ettiği cehennem gibi biz de sanki mülkü temsil ediyoruz ama cehennemi temsil ediyoruz. Malik var ya, malik, cehennemi temsil ediyor, yönetiyor. O da bir mülktür. Ben de yönetiyorum. Neyi yönetiyorum? Evi, apartmanı Allahsız yönetiyorum. Malik cehennemi mertebeleri nasıl yönetiyorsa, ben de malik olduğum arabayı, fabrikayı böyle yönetiyorum. O zaman nedir? Melikin nas. Kulağızı bir Rabbin nas. Yani itimat. Allah'ın rububiyetine, Rabbul alemine, senin anlayışın Rab. Rabbul alemin ayrı, sen Rabbin ayrı. Ha, eğer Allah'a itimat edersen, Rabbin nas. Melikin nas. Onun rızası dairesinde şey yaparsan, o cehennemin mürekkep melekesi gibi olmazsın.
Sanki o cehennemi yönettiği gibi senin de malik olduğun, malikaneliğinin cehennemin oluyor senin. Tamam. İlahin naz. İlah. Birbirlerine ilah edilmesen, kendi nefsini ilah edilmesen ilah. O da rıza yani. Rıza, rızaya mazhar olursun. O zaman cennetin de mükemmel melekesi var. Ridvandır. O da cenneti yönetiyor. O zaman rızaya mazhar oldun mu, malik oldukların şey melaike gibi, sen de cennetin sanki malikleriymiş gibi olursun. Evet. Budur demiyor. Bu manada bu. Ama Hasan abi, biz burayı cehennemimiz yaptığımız zaman cehennemin içindeki acıyı biz bizzat yaşıyoruz. Malik, malik olduğuna acı yaşamıyordur muhtemelen. O hatta lezzet alıyordur çünkü vazifesine muhatap abi. Günahtan da menüs bir lezzet var diyor. Acı duyuyoruz günah. Günah hep kendisi acıdır. Ademidir çünkü. Vücudu yok yani. Ama menüs bir lezzet var diyor. Ama Müslüman yapamaz bunu. Mesela şöyle yapamaz. Diyelim ki gafil Alman zinadan, içkiden aldığı lezzeti sen yapamaz. Aynı işi yap, lezzet alamazsın. Alamaz. Mümkün değil. Bakın o da içki içsin, o da kumar oynasın. Harun sen de oyna. O hiç lezzet alamazsın. Sen belki tam tersini eleme dönmüş. Onda menüs bir lezzet var. Sende yok. O zaman cehennem sanki Müslümanların abi ya. Cehennem zaten Müslümanların. Çünkü cehennemin 7 tabakası var. Evet. Birinci tabaka tamamen... Ne çıkıyor buradan değil mi? Tabii. Birinci cehennemin birinci tabakasına kafirin işi yok zaten. Müslümanların günahkarları gelecek. Onun için Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh demiş. Ya Rabbi vücudum o kadar cehennemde büyük yap ki Müslüman'a yakalmasın. Eğer senin anladığın gibi kafir de varsa kafirciklerime mi diyor? Yok. Ne diyor? Müslüman'a yakalmasın. Ve cehennem ayrıdır. Hatame ayrıdır. 7 tane cehennem var. Birincisinin adı cehennemdir. Rahmeten 7'sine komple denmiş cehennem. Onun için kafirin bir cehennemin birinci tabakasında işi yok. İşi yok. Onun için vücudum o kadar büyük yap ki bütün insanlara demiyor. Müslüman'a yakal. Müslüman var o. En son işte imanı olan da çıkacak, hatası kadayacak ve kapanacak diyor ulema. Hatta kapak etmişler oraya. Ya kapanacak diyor. Ha, 6 tanesi ezile bedi devam edecek. Kapak mı etmişler? Ha, kapak etmişler yani. Adalet hiç olmasın diye, yeşillik olsun diye. Yanan insanların külleriyle. Niçin kapak demiş biliyor musun? Anneni hayal et. Kapak etmeden önce ne yapar biliyor musun orayı? Benim o odunların külleri var ya, kül. O yananların. Onu serpmezler mi kapak? Serperler abi. Serperler. Oo çok gübre olur. Çok acayip. Odun var ya odun. O kuzinadan çıkan o külden kabak ocağına şey yaparlar. Rahmet annemden biliyorum. Karar dedim bu kabak. Bütün kabaklar bu küllerin yüzü yaparlar. Hatırladın mı? Evet, evet. Onun için herhalde ulema, o ulemanın bu sözünde kabağı onun için ekiyorlar. Müslümanlar yandı. Küllerinde kabak etmişler. Yani bak, İslam ne kadar güzel, hikmeti bilirsen bak. وَمَنْ يُتَ الْحِكْمَةَ فَكَدُوتِنْ خَيْرَ كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse ona çok hayırlar verilmiş. 12. söz. İşte Ebu Bekir Sıddık nasıl der? Vehhabiler var ya böyle, onun ağzını taklit edenler de var. Hakikaten ya Allah'tan sanki daha merhametli yani, Allah cehennemi yaratıyor da bu insan işte vücudum o kadar büyük yap ki bana. Ya kardeşim, Müslüman'a merhamet bu. Bilmiyor ki. Cehennemi zannediyor ki komple 7 tane tabakanın komplesinin şey... Cehennemin birinci tabakasından kastediliyor ve onun adı cehennemdir. Nar cehennemi, hutame cehennemi değil ki, ve cehennemi değil ki. Cennetin de 8 tabakası var, hepsi farklıdır. Darüsselam ayrıdır. Allah Allah. Şimdi delilik neymiş abi? Aynı zamanda cehennem neymiş? 4 tane sıfata insanda ne kadar aktifse, bakın hangisi? Vahşet abi. 2. Kasavet. 3. Yeis. 4. Beis. Anladık mı abi? Yazmaya gerek yok. Ben yazmayayım değil mi? Yok. Evet. Allah Allah. Yeri işgal etmeyeyim, ben bir şey yazacağım çünkü onu yazamam. Öyle mi? Şimdi mi yazacaksın sonra mı? Yani eğer bu madde bittiyse abi bitti. Bir şey söylemek istiyorum. Öteye geçeceğim. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Hasan abi,
sen çiz. Yok, şöyle sırayla sizin tasdikinizle devam etmek istiyorum da Hasan abi. He. Şimdi diyorsunuz ki abi, benim aklım var. He. Daha doğrusu bir aklım, aklım, Hasan abi, aklıma. Buyurun mu? Öyle mi abi? Tamam. Şimdi bir taraftan abi, bir taraftan şimdi bakın, böyle gidiş gelişler var abi. Tamam mı abi? Şimdi bu gidiş gelişleri şöyle yapayım abi, şunu çizeyim. Yeşil yapayım. Çünkü kırmızıyla keseceğim. Bir dakika. Özür dilerim. Şöyle gidiş gelişler var abi. Tamam mı? Şimdi bu gidiş gelişler Hasan abi kesilirse burada kalırsan deli oluyorsun. Hasan abi. Şurada kalırsan da beyni vacip mi? Vacip mi oluyorsun abi? Beyni olursun. Yok. Şimdi ne demek istiyorum biliyor musunuz abi? Beyni. Akıl birdir. Mümkün mü? Hasan abi bakın şuraya bakabilecek o şey, düzeltin o şeyi. Yanıma o şeyi. Sünger. O düz, tam tersine çevir, duvara yasla. Ha, öyle yap. Ha. Şimdi kaydır şeyi. Çok kaydır. Şimdi Hasan abi, şuraya kadar mümkün mü acaba iki akılsız gitmek? Yani Hasan abi şu var ya şu akıl tek akıl. Şu, burası Hasan abi, sanki bana geliyor ki namus. Namus bu abi. Biz namusumuza sahip çıkamazsak eğer sıkıntı var. Şu namus abi. Çünkü bu... O teksine de yaz kanun o zaman. Buna da kanun yazacağız abi. Vacip de siksin. Vacip demek biraz yok, ağır oldu. Yok yok, hayır, şu anlamda söyledim abi. Ya kanunu yaz. Bakalım bir dakika. Bunu neden dedi biliyor musun abi? Neyse. Tamam yaz da nedenini söyleyeceksin. Tamam. Kanun. Şimdi biz buna sahip çıkamıyoruz Hasan abi. Şu bize verilen. Şimdi eğer şu bağlar kesilirse Hasan abi, buraya vacip dememin sebebi Hasan abi, bu ana akıl. Ben düşünüyorum, o zaman varım demiş değil mi vatandaş? Şimdi aslında doğru söylemiş vatandaş Hasan abi. Kendi aleminde doğru söylemiş. Kendi aleminde doğru söylemiş. Şimdi akli diyorum. Diyorsanız eğer... Varlığımı ifade ediyorum. Yani gene iki var abi. Yani tek olamıyor. Yani tek olduğu zaman vacip oluyor işte. Onu demek istiyorum. Yok, bak şöyle fıtrat olur de. Fıtrat mı olur? Mesela Allah'ın dışında yaratılan var ya. Ama fıtrata abi. Ben fıtratım diyemiyorsunuz abi. İşte şu vacip demek şey haşa itikadı doğuştu. O zaman şöyle diyeyim. Mecul olur diyeyim. Özür dilerim o zaman. Ha, mecul olabilir. Mecul olur diyeyim. Yani şöyle. Aslı fıtrat. Fıtratı selime. İkincisi fıtratı seniye. Ne? Abi. Eğer sahip çıkarsanız abi. Evet. Sahip çıkabilirsiniz. Sistem şu kardeş. Allah 18 bin alemi yarattı. Gitti onun programını sana koydu. Onun adı akıl. Tamam. Mesela akıldan bahsediyor değil mi abi? Evet. Mesela o çekirdek gitse o dalguda en fazla nereye kadar gider? Çekirdek. Akıldan bahsediyor. Lef-i mahfuza kadar gider. Lef-i mahfuz olurum dersen, ünvanı olurum dersen. Daha öte gitmez ki. Bak şimdi, meyve geri giderse nereye kadar gider diyor? Çekirdeğe kadar gider. Ha, akıl nereden yaratıldı bize? Lef-i mahfuzdan. En son mertebe. En son lef-i mahfuza gider diyorsunuz. Tamam o zaman abi. Lef-i mahfuzdan sonra düşünen Hasan abi demek ki tek akıl. Lef-i mahfuz tek akıl. Evet. Tek akıl. Aklı kül. Oraya kadar bizim tek akıl olmamız zaten mümkün değil abi.
Yani ademsiz olmamız mümkün değil. Veyahut da zıtsız olmamız mümkün değil abi. O zaman vacip olursun zaten öyle olsun. İşte ha. Olamayacağım. O işte benim az önce ifade ettiğim şey. Olamazsın. Olamayacağım. Olamazsınız. Yani mümkün değil. Bizim buradaki şeyimiz, bizim buradaki hedefimiz abi, şu gidiş gelişi düzgün bir şekilde yapmak. Eğer bu koparsa deli oluyorsunuz. Bu namus budur. Namusuna sahip çıkamıyorsun Hasan abi. Sorumluluk olmuyor o zaman senin için. Namus da elinden gidiyor yani. Bu benim namusum bu. Beni ben yapan, bununla olan bağım. Ademsiz düşünebilir misin Gafur abi? Düşünemezsin işte. Düşünsen ne olur? İşte Adem nerede yok? Heh. Öyle olsun, öyle de olmayacağına göre. Öyle de olmayacağına göre. Ademsiz nereyi göstereceksin? İlk, yok, yani yok abi. Yani az önce siz söylerken... Mesela bir tanesi dedim, Allah'ın ya ilim ve bilgi deyince ben dedim ki Allah'ın ilmi var ama bilgisi yok. Şok oldu da böyle, ne dünya dedi, der gibi, dedim Allah ilim sahibi ama ilim bilgiyi kapsar ama bilgi ilmi kapsamaz. Üniversite diploması olana ortaokul diplomanı da getir derler mi? Derler abi. İşte, çünkü bilgi esmadır, ilim sıfattır. Ama şuna da geç, ilim de yok orada. Abi bir şey söyleyebilir miyim, özür dilerim. Flüt görmüşsünüzdür, flüt bilmiyorum. Söyle bakalım. Evet, evet, evet. Ne gibi bir şey mi? Ne gibi bir şey abi? Hı. Şimdi bakın. Şimdi burada delikler var ya abi. He, 6 tane. Evet. Şimdi şu bir tanesi daima sabit abi. Evet. Değil mi yani? Alttakini olması tam. Şimdi bu bir nota, bu başka bir nota, bu başka bir nota, bu başka bir nota böyle gidiyor, tamam mı? 8 tane, 7 tane, kaç tane var? 7 tane yatırıyor. Tamam. 7 tane Hasan abi. Bunun bütünlüğü Hasan abi bir nota. Ama bu nota bunların hepsini barındırıyor. Evet. Şu başka bir nota, bu nota da kendinden öncekilerin hepsini barındırıyor. O değildi de bu. O değildi de bu. Olabilmesi için. Evet, evet abi, evet. Yani şimdi bunların hepsi gidiyor, gidiyor, gidiyor. Şu tek var ya abi, şu tek. Şu tek. Hasan abi, bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum ne kadar uygun olur, ne kadar olmaz ama. Mesela, sileyim mi onu abi? Bana abi, özür diliyorum zamanınızı aldım ama biraz sıfatları bana yazdırabilir misiniz abi? Hangi sıfatı? Zatı mı sıfatı mı? Önce zatiden başlayalım abi. Kadın, kıdem. Şimdi şöyle söyleyelim. Pardon. Özür dilerim. Biraz daha ufak da yazayım. Fazla meşgul etmeyeceksin değil mi? Yok, yok abi, yok. Kıdem, beka. Kıdem. Vahdaniyet. Muhalefetun lil havadis. Kıyamı bir nefs. Tekvin. 1, 2, 3, 4, 5. Tekvin. Yeri. Bir tane de var, dur. Vahdaniyet. Vahdaniyet ya. Yazdın mı? Evet. Kıdem, beka, muhalefetin havadis, kıyam-ı cinevs. Vücut mu? Vücut, vücut. Ha. Vücut. En çok bildiğimiz şey. Evet. Tekvin. Altına yaz tek. Yok. Yazmıyorum abi, bir dakika. Demek ki yazmayacaksın. Şimdi. Abi. Bakayım ne çekeceğim? Bize bir meşgul etmesine göre. Evet, evet abi. Subutileri yazdım. İlim, irade. İlim, irade, kudret, sembasar, hayat, irade mi dedik? İrade yazdık. 2, 3, 4, kelam. Kelam. 6. Bildiklerimiz sana. Her şeyi bildiğimiz kelam. Ben ne diyorum işte. Şunu şöyle yapabilir miyiz abi?
Şimdi dışarıda da Hasan abi yazalım bakın. İlim. İrade. Kudret. Sem. Basar. Hayat. Ve bu Hasan abi. Şimdi şu az önce bir yerden geldik buraya. Yani şey var, onun içinde kablo var. O için taban içinde, tabanın içinde. Yok, bir şey yaptım. Ha tamam. Hı. Az önce Hasan abi hani akıl, namus olan akıl, gidiş gelişler demiştik Hasan abi. Sanki bizim namus olan tarafımız Hasan abi. Şurası, burayı da buradan sileyim de abi, diğer tarafa yazarım. Biraz şey yaptım size, meşgul ettim ama kaza verelim. İlginç bir şey çıkacağım, ne inanıyorum. Şimdi Hasan abi, bizim az önceki yaptığımız gitgeller, Hasan abi şu gitgeller. Şimdi mesela şöyle söylerim Hasan abi. Mesela bakın, tasavvur neydi abi? Bilgi işlem merkezi mi? Öyle mi abi? Evet. Tamam. Yani bilgi işlem merkezinin işlem yapabilmesi için kendisindeki kalıplara göre hareket etmesi lazım değil mi abi? Tamam. Bende bir kalıp var, ona göre işliyorum her şeyi. Tamam. Tamam mı abi? Şimdi Hasan abi, sanki bu tekvin... Sanki bu abi, ana çekirdek. Hepsinin orada bir karşılığı var. Namus ile bize verilenlerle, Hasan abi, bu subuti sıfatlarla biz bunları işliyoruz abi. Bilmiyorum ifade edebiliyorum. Tekvinin mi? Evet abi. Yani tekvinin içinde bunların hepsi mevcut. Bunların bütünlüğü zaten tekvin abi. Peki bir şöyle bir soru sorsak abi Gıfır abiye. Sor işte. Mesela sor. İmanın esaslarında da kutup var mesela. Allah'a iman, ahiret iman. İçlerinde ayrılıyor. Mesela oradan tekvin olmasa bile vücut olur mu? Veya vücudu çıkarsak tekvin olur mu diye bir soru gelse. Şimdi yani şöyle demek istiyor. Melekleri imanı çıkartırsak iman olur mu? Olmaz. Peki buradan tekvini çıkartırsak... Çıkartmıyoruz ki abi. Ekleyemiyoruz. Çıkartmıyoruz. Her şey tekvindir diyor ya abi. Her şey tekvindir demiyorum. Anlamadın. Bakın, şimdi bunların her biri var. Mesela şöyle söyleyeyim. Çekirdek var. Çekirdek var. Çekirdekte 10 sene sonraki meyve de var. 20 sene sonraki meyve de var. Hepsi mevcut değil mi abi? Ha? Yani bu o 10 seneki sonraki meyveyi yok etmiyoruz biz. İptal etmiyoruz. Ama o bütünlük... Tekvin olan diyorum ben. Ben de diyorum ki o çekirdek tekvin midir, vücut mudur? Bu tekvin bu ya. Ha, vücut değil. Yani. Bu tekvin dedim ya. Ha. Anladın mı? Ama tekvin içinde zaten hepsi buradan çıkıyor. Hasan abi o nokta var ya, nerede yayıldı? Hani kainatın varoluşu. Big Bang gibi. Big Bang'den bahsediyorum. Ha, yani yayıldı diyor. Mekanda yoktu ki. Nerede yayıldı? Onu kimse sormuyor. İşte o tekvin abi. İşte o senin tekvin dediğini ben de vücut diye düşünüyorum. Tekvin dedi mi? Hayır, o zaman yani böyle bakılır mı diye soruyorum. Bazen çoğu insan öyle düşünüyor. Vücut mu diyor? Vücut diyorlar ama tekvin tabii niye diyemiyor tekvin diye bazen de hatırıma geliyor tekvinde. Tekvini kim bilen pek kimse yok. Tekvin bilinmiyor. Neden diyorum biliyor musunuz aslında mesela? Adem alemleri, vücut alemleri diyor ya abi. Adem vücut alemleri. Antika garip, evet he. Mesela şey galip gelmiştir diyor vücut. Adem'e göre. Evet. Onun için orada vücudu... Şimdi burada tekvini mi anlatmak istediğim bu şekilde abi? Abi burada şeyi anlatmak istiyorum aslında. Neyi bakın, yani? Bakın, neyi anlatmak istedin? Şu bizim tasavvurumuzun karşılığı aslında abi. Şu bizim tasavvurumuzun karşılığı. Yani komple misin serbest bölge mi yoksa tasavvur mu?
Yani aslında şöyle diyebilir miyiz abi? Bakın sanki tahayyül ve tasavvur gibi de diyebilir miyiz? Bak yani neden biliyor musun? Söyle, söyle. Şu olmadan bakın. Bu ötekisi olmaz, ötekisi olmaz. Mümkün değil. Yani bunu bu yapan bu, evet. Bunu bu yapan bu. Kesinlikle. Bunlar birbirisiz olmuyorlar. Olmaz abi. İşte buradaki karşılık, zaten biz buna ayat-ı tekviniye, buna evamini tekviniye demedik mi abi? Dedik. Asıl olan evamini tekviniye değil midir abi aslında program çekirdek olan? Oradan çıkartıyor abi, oradan çıkartıyor. İlim irade diyor, ilim emir diyor. Ha, emir de nedir onu söyleyeceğim. Hasan abi, emir de şunların bütünlüğü. Tekvinin de arkasında mı? Tekvinin de arkasında abi. Emir bunların bütünlüğü abi. Emir esma mı sıfat mı mesela? Vallahi emir bütün bunların da gerisinde diye diyorum ben. Sen koy gerisine. Emri kün feykün. Kün ol. Hepsinin arkasında abi emir. Gibi. Ben öyle. Ol diyorsunuz ya abi. Bu biz bu nereye bizim... söylüyor o abi? Ol. Söylediği bir yer olması lazım. Evet. Kime ol dedi diye. Ha, nereye diyor mesela oğlu? Ol diyor. İşte, peki işte, ol denilen şey yok idiyse kime diyor? İşte bu abi bu. Bu tekvin bu, diyorsun. Tekvin arkasında diyorum ya. Tekvine diyor işte. Tekvindeki bütün bunları diyor abi. Bu eşleşmeler, bütün bu oluşumlar bu işte. Anlatabiliyor muyum? O. Ay, acayip bir şey yani. Tekvine, tekvine çalışacağım ki. Ama garibime gitti tabii. Yani emir de bunun arkasında. Ben bütün bunlara emirden yola çıkarak aslında gittim. Emiri bulmaya çalıştım. Oradan bu çıktı. Hakkı zarar edin biraz meşgul. Allah Allah. Çok tuhaf ya. Bugün bitirelim bunu. Bağla 250. Çok tuhaf ya. Bu çok tuhaf. O komplisini çizersen. Çiz istiyor. Çizer misin üstüne? Emiri de koy bakalım da. Yani onu da öyle yaparız. Bakalım kırmızıyla mı çizelim? Çize kalmadı ama. Kırmızıyla çiz. Say onu. Ama yani düşünmek için sana şey yapıyorum. Evet abi. Onayladın mı zannetmiyorum. Yok estağfurullah abi. Ben de kendi kendime onaylamamışım. Ben de sizden onay bekliyorum. Ama delirmeyeyim diye. Onu da yapabilmem için. delirmeyeyim diye onay bekliyorum. Yani ne söylüyorsam mutlaka çalışmışım. Emir esma değil mi abi? Esma. Nasıl zat sıfata gelecek? Şöyle bir şey olabilir mi diye zorluyorum, işareteceğiz da. Cemal ile Celal sıfattır diyor. Ama esma olmuş. Yani esma, mesela esmalar bazen sıfat makamında kullanılıyor, bazen de sıfatı esma makamında kullanılıyor. Şimdi Emir'in esmada da muhayyet suret kanunu yok mudur abi? Olmaz olur mu ya? Ama aşağı doğru yapıyoruz hep abi. Zata doğru yok mudur bu? Var. İmanın zata doğru yaptık ya. Evet. Zatın bir nuruydu, muhayyet. O zaman emir niye gitmesin? Tamam gitsince de zaten o zaman tekvin kapsar. Emir nasıl şey yapacak? Şimdi şöyle. Emir nereye veriliyor? Bak emir. Bak biz emir ama zat değil. Emir. Nereye veriliyor? Tekvine veriliyor. Emir nedir biliyor musun diyor. Allah değildir. Eşya da değildir. Evet. Allah ile eşya arasındaki evet. Münasebetin adıdır. Evet. Şimdi şu var. Ol denmesi için bir şeye bir şey ol dersek şey. Evet. O demek ki var ama hani vücut haricisi yok. Yani bir şeye ol demek için o var olması lazım. Kim ol demiş? İlmi vücutlara deniliyor. Mesela ağaçtaki çekirdeği ol demiş, ağaç olmuş. Değil mi? Yani ilmi vücutlara, vücudu ilmilere söylüyor, ol. O da vücudu haliceye çıkıyor. Ama Nur-u Muhammed'i yaratırken ol dedik, oldu değil. Tayin ve teşahhus diyor. Hı hı. Yani şuraya, tayin ve teşahhus. Ol dedik de oldu değil işte. Ol dedi şurada. Hı hı, evet. Yani ilmi vücutlara. Kafın tezi yani. İkisi de zıt yani. Ol demeden önce irade mi gelir abi yoksa ol demek mi gelir? Şöyle diyor. İmam-ı bin kitab-ı bin tarifine gidelim. Ezber olmasın izi böyle takip edelim. Hı. İrade İmam-ı bin de mi kitab-ı bin de mi? Kitab-ı
Kitab-ı Mübin'de abi. Kitab-ı Mübin'in tarifi neydi? İlim, şey, irade kudreti tazamül ediyor. İmam-ı Mübin, emir ilim. O zaman... emir daha geride oluyor. Tabii, çünkü irade ve kudret Kitab-ı Mübin, yani zahir. İmam-ı Mübin ise mazim-i müstakbeli tazamül ediyor. İlim, emir. Yani, kimin canibinden bakış abi? İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin canibinden. Ben bakış. Evet. Allah canibinden baksan... Değil. Allah canibinden bakarsan hepsi de tektir de, hepsi de vardır, hiçbirisi de yoktur. Evet. Evet. Şimdi neyse, ama çok tuhaf kafamızı şey yaptın. Ben onu şey için çizdirdim, dersten sonra gideceksiniz sen. Hı hı. Buna biraz çalışacağım. Çalışın da biz de bir bilgilendirin abi, çünkü ben çok merak ediyorum. Evet, yani ama neye çalışmam lazım? Tekvin ve emir, ikisinin çalışmam gene aylar alır. Evet. Çok büyük bir zaman alacak. Böyle rahatça yürüyebilmem. Şimdi mesela tasarrufta nasıl yürüyorum? Bilgi işleme merkezi şudur. Çalışıyorum yani, yatmıyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Sıfat olmadan esma görünüyor mu? Olmuyor. Bunların ikisi de emir abi. Emir olmadan hiçbir şey olmuyor. Mesela diyor ya, şer, yaptığın şerlerden sen mesulsün. Ama sen o şerleri dahi Allah'ın kudreti olmadan yapamıyorsun. İşte bunların bütünlüğü emir abi. Emirin dışında hiçbir şey kalmıyor abi ya. Yani bir zat kalıyor sadece. Yani böyle düşündüm. Çıkamadım başka. Acayip. Bağla 250. Siz onların mutalaasını kıymetdar bir ibadet olan tefekkür nevinden telakki ediniz. Ve onlardaki ilmi envar imandan ve marifetullah'tan tasavvur ediniz ki usanç vermesin diyor. Yani Risale-i Nur neymiş? Siz onların mutalası var ya şu anda yaptığımız. Mutalasını kıymetdar bir ibadet olan tefekkür nevinden telakki ediniz. Neymiş? Tefekkür ibadetmiş ya. Hani diyor ya bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten evladır. Bazılar soruyor bir saat tefekkür kim yapabilir? Usul. Şu. 10 saniye bugün ettin, dün 2 saniye ettin, bir hafta önce işte 10 dakika etmiştin, toplamı yani herhalde Allah-u Alem. Bak siz onların mutalasını kıymetdar bir ibadet olan tefekkür nevinden telakki ediniz ve onlardaki ilmi, bak kalemim bitmiş bunu yazarken kırmızı biliyor musunuz? Bitince... Ve onlardaki ilmi, envar-ı imandan ve marifetullah'tan tasavvur ediniz ki usanç vermesin. Usanç da, iştiyak da tasavvurla oluyormuş. Arkadaşlar, usanç var ya usanç. Of. Usanç kesinlikle olumsuzluğu tasavvur ediyor. İştiyak da öyle. Mesela şöyle diyeyim. Acıkmadınız, en hoşunuza giden yemeği tasvir edelim. Ve hayal edelim. İştahınız açılır mı açılmaz mı? Biraz önce yedin ya. Açılır. İştiyak da usanç da tasavvurla olur. Düşünceyle olur. Niçin? Şöyle diyeyim. Bir yöresel yemek olsun. Diyelim ki Karadeniz yemeği. İsmi dinleyince belki şey tipini görünce benim iştahım açılır. Misal. Ama bir başkası Kayserili, Kastamonulu, ne bileyim, Erzincanlı. İlgisini çekmez değil. Niçin? Onun üzerine bir tasavvuru yok. Onunla alakalı bir mazisi yok. Yani usanç da iştiyak da tasavvurladır. Ya ne acayip bir şey ya bu tasavvur. Sonra tefekkür edince ki tefekkür üst bilimdir tasavvurdan. Tasavvur otomatik aktif oluyor. Yani tefekkür şuraya bak. Şuranın sıfatıdır arkadaşlar. Tamam. Şimdi tefekkür edince otomatik üniversite diploması gibi, ortaokul lise diploması da var içinde. Tefekkür edince otomatik tasavvur da ediyoruz. O flüt şeyi gibi abi işte, örneği gibi. Yani bir delik aslında bir nota aslında. Hep notaları hep cemiyor. Şey mesela diyelim ki beyaz denen bir renk yoktur. Evet. Nedir o? Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, turuncu ve morun. Aynı oranda karmasıdır. Yani şöyle, çok önemli de bu, çok hoşuma gidiyor. Şunu çevireyim ben.
çevireyim. Yani bu psikolojide de kullanıyorum ben. Şunu alır mısın abi? Öteki tarafa. Al abi. Bak şimdi. Niçin aynı psikolojik hastalıklarda kişiden kişiye değişiyor? Onun da cevabı oluyor. Mesela bunu silelim şeyi de. Sileyim mi abi? Vay be. Hiç siler misin hemen? En azından buraya neler varmış ya. Uf. Vay. Evet. Vay. Şunu bir resim çekelim mi abi ya? Bir dakika. Sinirlenen bir daha bir resim çekelim. Çekelim bizi artık ya. İnsan ağrına gidiyor silmek ya. Abi peki bir şey söyleyeyim. Ağrımıza gidiyor değil mi? Gitmez hemen abi. Çekelim. Peki gitmem. Peki senin bir ilmi, emek verdin, ömür verdin, silmek ağrına gidiyor da, ki biliyorsun ki Bekay, Allah seni siler mi? Mümkün değil. Mümkün değil. He? Allah seni siler mi? Hadi sil şap. Ne yazacaktım zaten? Şey abi, renkler. Ha renkler. Sen onu silerken bak. Arkadaşlar, çok o kadar büyük ki, yani benim alemimde çok hoşuma geldi. Ayyub tasavvuf da dedi ya, usanç olabiliyor. Usanç ve iştiyak. Aha, oluyor. Şey, tefekküre geçtiğin an tahakküle, zaten kabirden çıktın. Kabirden çıkınca nasıl zaten şey olacak ki, sıkıntı, şey. Olmuyor işte. Bak şimdi, oraya gelelim. Yani tefekkürde usanç ve iştiyak da olmuyor. Başka bir şey oluyor. Tefekkür ikisini de cem ediyor, bloke ediyor. Buraya girip girip çıkıyoruz ya, vallahi billahi. Mezarcı gibi ol. Şey, kabre girip girip çıkıyoruz. Gerçekten ya. İşte ölmeden önce ölümümüz var ya, hatırlarsınız. Bedensel hayatı yaşayan bedeni, zaten küllü nefsin zayık hatırma evt. Her nefis ölümü tadacaktır, her ruh demiyor. Her nefis derken, bedendir. Nefsin hulasası, cemi bedendir. Bedeni yaşayan ölecek. Bedenini yaşarken yaşamayan, yaşarken bedenini yaşamayan, kalbi ve ruhu hayatı yaşayan bedensel ölmüştür. O zaman bu ölmeyecek. Bu telis olacak, zaten olmuş. Yani bu ölmüş zaten, bedeni hayattan ölmüş. Mesela şöyle diyeyim, tövbe. Zina, içki, kumar, şunlar bunları terk etmişsiniz arkadaşlar. Sonra namaz, niyazı yapmışsınız arkadaşlar. Sabah sabah pazar günü kalkmışsın. Gelmişsin. Bu bedensel hayatın ölümü değil midir? O irtibat etmiyor. Getirilmişiz abi. Ne? O kadar. Ha. O zaman nedir? Ölmüşüz. Ölen teris olacak. Ölmeyen ölecek. Şimdi bak şu. Kırmızı. Göstermeyecek ama. Sonra göstermeyecek. Sarı. Lacivert. Kasır. He? Lacivert. Kırmızı da önce. Mavi. Bak arkadaşlar. Bununla ikisi karıştırılırsa boya. Bununla bunu karıştırılırsa boya. Ben bunlardan bile psikoloji, evlenmek bile şeyi çıkartmışım. Evlilik şeyi, uyumu. Onu da anlatacağım. Biraz kısa, çok kısa. Şimdi kırmızı ile sarıyı karıştırırsanız ne çıkıyormuş biliyor musun? Turuncu. He? Turuncu. Turuncu. İkisini şöyle yapayım, karışımını yapayım. Şöyle. Şuraya mı yapayım ya? Artık oraya kabul edin ya, turuncu. Şiddeti zorundan beyaz. Turuncu. Şiddeti zorundan beyaz gördüm.
Anladın mı? Bak, evlilikte de kullanacağız. Şimdi bununla bunu karıştırırsak, bu ilimdir yani, bu şey değil. Ne olurmuş mu? Mor. Mor. Mavi ile sarıyı karıştırırsak, yeşil olur. Karıştırırsan. Kaç etti abim? Altı. Altı. Beyaz var mı? Şiddeti zorundan gözükmüyor. Yok. Siyah var mı? Siyah da yok. Çok tuhaf. Bak şimdi. Temelli alalım, temel. Kırmızı. Kilise, haç işaretini yapmıyorum. Topla. Yapmıyorum. Oradan gelmiş. Toplam oradan o gelmiş. Hep bir arada topluyorlar değil mi abi? Anladım. Topla buraya. Mavi al. Cami, cami. Sarı al. Toplarsak ne çıkar? Siyah. Siyah çıkar. Siyah, üçü cem eder. Peki, kırmızı. Mavi. Sarı, mor, turuncu, yeşil. Cem edersek ne çıkar? Adem Safiyoğlu. Ya. Allah Allah, beyaz çıkıyor ha. Evet, aynı oranda. Temelde üç tane sıfat var. İlim, irade, kudret. Yani Allah zatıyla kainatı yok, ilim, iradesi, kudrette var. Temelde insanların psikolojisi şuradan kaynaklanıyor. Şey yapayım, dur. Ölüm gibi cam açık, yakmayın. Bak şimdi. Tüm cam. Bak arkadaşlar. Evet, dur cam açık. Tahayyül. Cam açıyor, yandan çıkıyor. Yandan çıkıyor ya. Tasavvur. Bir harf eksik oldu. Tahayyül oldu. Tamam, ben çarpıyorum. Tahayyül. Heh. Siler asan harf. Çarpıştırıyor musunuz abi? Evet. Sıralama önemli mi abi? Şu önemli değil. Şu, yok yok, şu tarafta yaptığınızın acaba bir şeyi var mı? Hiç şuursuz yaptım. Şuursuz mu yaptınız abi? Vallahi şuursuz yaptım. İnan şuursuz yaptım. Şimdi baktım. Anladım. Ve böyledir. Öyledir değil mi abi? Evet. Zaten bu kesin. Mavi. Mavi göl. Evet. Cami kubbesi. İnsanı hareketlendiren hayalidir. Herkes düşünmez. Evet. Tamam mı? Sarı zaten taksiler niye şeydir? Sarı vesaire. Tamam. Yani burada fazla takılma, bunları düşünme. Arabayı meğer bir düşünme. Biraz sonra ineceksin. Kalitesine falan bakma. Misafirsin. Düşünceyi oluşturur. Tamam. Onun için yatak odası donuk renk olmamalı. Donuk renk olmamalı. Mesela lüks lokantalarda, Boğaz'daki lokantalarda dekorasyon kara renk olur. Donuk olur. Ye de kalk git, fazla durma. Rahatlama. Açık olursa, rahatlamayı renkler olursa kalkar, oturur bir de kalkmaz. Müşteri gelecek başka. Onun için mesela tefekkür odası şey sahip. Yani renk çok önemli. İnsan üzerindeki tesiri çok önemli. Hele yatak odalarında. Mesela diyelim ki beyaz giyerseniz kilo çok gösterir. Siyahı giyin, bunun yarısı kadar olurum ben. Doğru. Çünkü bunun elbiseler satanlara seminer veriyorlar. O şirket sahipleri. Donuk renkler kilo göstermez. Başka? Güneş ışınları beyazı hiç almaz, dışarıya verir. Onun için yazın beyaz, kışın donuk giymek lazım. Niçin? Çünkü güneş enerjisini bir şey anlatıyorum yani böyle şey değil. Temelde üç tane hastalık var. Bir, hayalini kullanamadığı için, tasavvurunu kullanamadığı için, aklını yönetemediği için. Üçüsünü de şey yaparsak, birbirine geçiştirirsen,
hayaliyle aklı çatışırsa başka bir hastalık olur. Hmm. Mor gibi, mora benzer o adamın düşüncesi. Girmeyeceğim ona. Mor psikoloji nereye denk geliyor ki? Girmeyeceğim de. Hayaliyle tasavvur biri girerse turuncu bir hastalık olur. Turuncu renk psikoloji de nedir diye. Mesela her bir rengin, mesela ara niye sarıdır da kırmızı yapmamış Allah? Kar mesela niye yeşil değil de beyaz? Hmm. Oysa suyun rengi yoktur. Sudan olan karın niye rengi olsun? 7 tane renk ama biz o psikolojiyi görmeyeceğiz. Konumuz o değil ya. Peki evlilikte de yapayım. Yeni gelmişken yani. Bir de latif olsun. Ama doğru söyleyeceğim. Mesela diyelim ki kız ve erkek çaktırmadan ya sen o 7 tane rengi koy. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mi? Tamam, beyaz da 7 abi işte. Ha. Bu 7. Ona göster. Kocan olacak adama göster. En çok hangisi senin ilgini çekiyor? Çok seviyorsun. Mesela doktorumu yapayım öteki doktora. Doktor seni kobaya kullanayım. En çok hangisi? Yeşil abi. Birincisi yeşil. İkinciyi sıraya koyarsam fıtriye böyle düşünce değil de böyle akan, için akıyor. Kırmızı geldi abi. Kırmızı. Akan olacak böyle için. Mavi. Mavi. Şimdi bak. Mavi burada. Kırmızı burada. İki temel var. Bir sapma var. Yani yeşil sapmadır. Asıl değil. Karmadır. Bu adamın öne çıkan sıfatı akıl ve hayali çok galip. Çok galip. Eğer doğru şey vermişse. Hayali ve şeyin aklı çok aktif. Bana da yapsan abi. Ben de beyaz, mavi, sonra yeşil. Ona bak, getirecektim sonu. Alacağı kız. Alacağı kız. Mesela şöyle diyeyim. Tabiat, ah bir ders olsa, buna ait bir ders yapsam. İçimi döksem. Doğada, tabiatta toprak var. Başka yöntem mesela. Toprak, su, hava, nur. Bunda da yapıyoruz. Mesela diyelim ki bazı fıtratlar var toprak gibi, neşilema yapar. Bazı fıtratlar var su gibi. Diyelim ki, Gafur sen bu dört tane usulden hangisini çok seviyorsun? İçinde toprak mı? Bak ben sayıyorum. Toprak mı? Toprak. Su abi. Su, ateş. Nuriye'ne bak. Hı hı. Toprak. Su, ateş. Bir de ne demek? Hava. Hı hı. Hangisi abi? Su önce. Su. Su geliyor. Bak bunun hanımın hangi cinsten olması lazım? Su dedim ya. Siyah yazmamışız abi şeyden. Nerede? Yukarıda. Öyle mi? Nerede siyah? Beyaz diye. Gene sum yazdı. Kırmızı, mavi, sarı, mor. Nerede beyaz şey? Siyah. Aşağıda, bir aşağıda yazdı 7 tane. Kırmızı, mavi. Burada siyah yok. Siyah yok herhalde. Ha, evet. Yok zaten olmayacak herhalde. Burada siyah yok. Olmayacak mı? Yok. Beyaz olmayacak diye. Bunlar müstakil bir şey değil. Kendi zatında değil. Kendi zatında yoklar bunlar. Siyahla beyaz renkten sayılmıyor bize. Sayılmıyor. Allah Allah. Sizde de mi? Normalde şeyde sayılmıyor. Siyah hani beyaz renkten evet, sayılmıyor. Bizi adam yani. Şimdi bak. Siyahla beyaz nasıl olacak? Şimdi Gafur sana da gelecek. Şey, teneffüs ediyoruz değil mi? Evet evet evet. Tamam. Yani konudan çıktık ama. Şimdi sana da geleceğim. Su. Şimdi hayal edin suyu. Su dengeyi getirecek hangisi olması lazım? Toprak. Toprak. Yani ancak döşünema bulur. Eğer ateşi karşısına koyarsan suyu yok eder. Senin eşin toprak fıtratlı olacak. Olması lazım ki bitki çıksın, bitki var olsun. Var olsun. Eğer hadi koyalım suyun karşısına buharı koy, o cinstendir. Sen havalı, o da havalı. Buldum havayı, hava aldım havayı.
Adem'in havası devasıdır. Bir daha. Adem'in havası devasıdır. Deva. Şimdi diyelim ki sen ateş fıtratlısın. Aldın onu da ateş. Oh, seyret gündür tüyü. Gerçekten. Cehenneme gitmeye gerek yok. Ya ne oldu işte bitti. Bismillah. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Şimdi buraya gelin. Bu adam en azından renklerle veya unsurla, iki tane unsurla, mesela evlilikte ya renk kullanıyorum ya da tabiat, yani toprak hava şey mi? Diyelim ki Gafur, gene sana geleceğim doktor. Rengi söyler misin abi ilk sarı. Ha? Sarı. Sarıyı çok seversin. Hı-hı. İçinden gelecek hemen. Üçüncü? Mavi. Yeşil. Tamam. Yani en çok hakikaten bunu mu seviyorsun? En çok aslında siyahı severim de abi. Ben işte, hayır en çok. Abim doğruyu söyle ya. Ha en çok. Ama onlar ana renk değil dediniz ya, o yüzden abi. Hayır onu en çok siyahı severim abi. Ya bu dersten sonra tabii ki etkilenir kızlar şeyde. Düşünmeden. Düşünmeden. Siyah. Ya senin siyah giymediğin bir günü görmüyor musun? Yok abi, hiç görmezsin. Ya böyle bir şey yok. Benim beyaz gibi. Evet aynen abi. Yani ben şimdi millete desem, hayır abi ben çok siyahı seviyorum. Böyle bir hayatımda yok ki. Yalan olur. Ben siyah. Ya senin bakın şuraya bak, her tarafı sipsiyah. Ben siyah. Siyah, sonra içinde gelecek abi. Kırmızı. Kırmızı. Allah'ım. Senin bir montun var kırmızı. Var. Olur abi, aynen. sonrası da sarıdır abi. Sarıdır. Ne kadar farklı herkesin ya. Bak şimdi, siyah yok. Yani fıtratta yok bu haleti. Hakikaten uçuk. Siyah yok ki. Yani ancak birleşimden o dengeyi. Kırmızı var. Hayali iyi çalışır. Sarı tasavvur da iyi çalışır. Şu. Bunu ister istemez turuncu fıtratını doğuracaktır. Bunda galip psikoloji kırmızı ve sarı ve turuncudur. Bu yöneticidir. Tamam. Allah Resulü'nün şeyi sancağı siyah idi. Tamam. Ben mesela beyazını şey yaparım ama. Önde yeşil gider, ortada siyah, arkada beyaz sancakla gidiyor. Şimdi doktoruma geleyim. Mesela yeşil ara renktir. Kırmızı ile mavi. Ha, bu adamı moru doğurur. Mor psikolojisi ayrı. Şimdi sana tabiatı sorayım da onunla garantiliyim. Sağlamasını yapayım. İyi ayarı toprak mı? Ateş mi? Su mu? Buhar mı? Nur. Hava özür dilerim. Hep onu karıştırıyorum. Toprak, ateş, su, hava. Yani havayla su önüne geliyor da hangisi önünde tam şey yapamadım. Havayla su. Tamam. Hava herhalde abi. Sen havadır. Hava. Benim gördüğüm kadarıyla hava. Burçlar da böyle çıkıyor işte. Havayı yere yapıştırıp nevalandırması için ne olması lazım? Havayı şey yapalım. Su. Bunu yere yapıştıracak bu fıtratı. Hava. Hava yere yapıştıran nedir? Havanız topraktır yine. He? Su mu? Ateştir abi herhalde ya. Su mu? Bu ateş. Havayı çökertecek ya. Ağırlık yani nasıl çökeceksin? Birbirini ortada kaldırmayacak. Havayı değiştiği şey su indirir aşağıya. Yağmur gibi düşün, su indirir. Su indirir. Havadakileri yere kim indirir? Su indirir. Senin alacağın hanım su fıtratında olmalı. Bu da sinyal oldu yani ona göre. Anladın mı? Bana geliyor ki abi, yani ben doktorumun karakterini de bildiğim için ona su da gider, toprak da gider, ateş de gider. Yani bu hava öyle bir şey ki, ona hepsi gidiyor abi. Ama havada peygamberin kimsenin öne çıkan, sembol peygamberin, havaya hükmeden kimdir? Süleyman Aleyhisselam. Süleyman. Hazreti Süleyman. Başka? İki tanedir. Havaya hükmeden iki tane şey var. İsa. İsa.
Süleyman. Sen de Süleyman değil misin? Evet. Bak tevafuk etti. Evet. Senin enfüs alemindeki rehberi budur. Şimdi bu psikoloji de hem evlilikte her şeyde kullanılıyor. Çünkü dinde ve dinimizde hükmetmediği, hüküm getirmediği bir yer din değildi zaten. Dinin olmadığı yerde yoktur. Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. Renkler bile öyledir mesela. Mesela çok gariptir iş çamaşırları. Mesela Harun atletin hep yeşil kullanır. Ve donut renkler. Baksana bu böyle şeylerle. Yeşil. Yok abi. Yok abi diyor. Kendisi. Şimdi biraz da gidelim de bitirelim. Yaparız. Ezan okumadı değil mi? Yok abi. Bir şey bitirmek için değil değil mi? Bak bir şey söyleyeyim bu konuda. Öğrenmek için bir şey okumayın. Risale'yi okumayın. Kur'an okumayın öğrenmek için. Ne diyorsun ya? Kendini bulmak için, kendini ara. Kendini ihya ve inşa etmek için oku. Bilgi adamı firavunlaştırır. Bilgi nemrutlaştırır. Bilgilenmek için değil. Bilgilenmek, vasıta olarak yaparsan, onun için zaten kendini ara, bilgi arama. Ha bilgiyle ara, tamam. Bağla 309. Âli sözlerinizden gıyabi bir ders alıyorum, tasavvuruyla dinliyorum. Güya bizzat sizden ders alıyorum. Tamam. Abi diyor usta da. Tasavvur zamana, tahayyül mekana hem kaldırıyor hem de kuruyor. Tahayyül ve tasavvur var ediyor, varı da yok ediyor. Yani mekanı zamanı ortadan kaldırandır. Kastamonu 8. Çünkü ilmi usulde tasavvuru küfür küfür değil, ve tahayyülü şerh, şerh olmaz. Hasene ise nurani olduğundan tasavvur ve tahayyül dahi hasenedir. Çok ilginçti burası. Bak, ilm-i usulü dinde tasavvuru küfür küfür değil. Tahayyülü şetim şetim değil. Şer ama. İyi bir şeyi hayal ederseniz, düşünürseniz, hem sevaptır hem nimettir, hem seni inşa eder. Menfi öyle değil. Çünkü altında izah ettim. Hasene ise nurani olduğundan tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Günahların ve olumsuzlukların vücudu yoktur. Günah vücudu var mı? Yok. Şirk var mı? Nefs-ül emirde, hariçte, şirkin yeri yoktur. Nerede var peki? Kafasızın kafasında var. Tamam. Risale'de geçiyor bu cümle. Kafasızın kafasında var. Hariçte yok. Bakın, olumsuzlukları düşünürseniz, hayal ederseniz yayılmaz. Seba olumsuzluklar, şey diyor, günah da yazılmaz. Ama hasene nurani olduğundan, müsbetler nurani olduğundan sirayet eder, hem sebap yazılır. Buna ait şeyde fıkıhta da var ya mesela, İyi yapmak istiyor insanlara, ona yardım etmek istiyor, ikram etmek istiyor ama yok. Allah'ın niyetine göre muamele edecek. Ama adam vurmaya gidiyordu, ama bir şekilde trafik kazası oldu, vazgeçti, bilmem ne yaptı. Veya vazgeçti, Allah vazgeçti diye sebep yazacak. Sanki iyi bir halt etmeye gidiyordu, Allah böyle yapıyor işte. Şimdi daha izaha geçmedim. Nurani olanların tahayyülü ve tasavvuru, hasene ise o zaman aynı hükmüne geçer. Aynı hükmüne geçer. Hasene tefekkür gibi şeyler nurani olduğundan yapmış demiş gibi oluyormuş. Yani iyi şeyleri mesela kötüysün böyle gözün kapat. Hayal ediyorsun güzel bir yeri. Tasavvur ediyorsun böyle. Mesela bir misal söyleyeyim. Moralin bozuk, canın sıkılmış. Senin mutlu olduğun bir ders yok mu abi? Veya düğün günün mutlu olduğun bir şey, derste olur, namazda olur, kitap okurken olur. Var mı? Var. Hayal eder misin gözün kapağı? Orayı hayal eder misin?
Oradasın, olsun. Hayalin ve tasavvurun gücü kadar. Yani ne kadar güzel. Çünkü hayal ettiğin şeye inanmıyorsun. Hayal kendisi zaten kendisidir. Burada olduğunuza inanıyor musunuz? Ne demek ki zaten buradasın. Ha. Çünkü aynede diyor nuraninin timsali ziya verir. Hasiyeti var. Bak. Hasiyeti var. Nura mesela şöyle düşün bak. Güneşi buraya vursa, güneş buraya vursa. Burayı da bahçeye veya karanlık bodruma vursa buradan oraya yansır mı? Yansır. Yansır. Peki biz kesifiz, güneş değiliz. Beni buraya yansıtır. Buradan oraya yansıtır mı? Ben yansıtırım gibi geliyor da. Nasıl yansıtırsın? Çok iyi olan bir şeyim. Ayna gibi yardım yapmışsın. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Vela teziru vaziretum izre uhra sırrına da muhalif. Babasının, dedesinin günahını torununa yüklüyor. Günahlar, haramlar kesiftir, zulmettir, sirayeti yoktur. Mesnevi abi özür dilerim diyor ya, sizin timsalleriniz bu asrı güzelleştiriyor diyor, büyük zatların. Evet, Mesnevi diyor. Büyük zatların timsalleri diyor bu asrıda Abbe'de, Abbe'nin ikinci ileminde. O kadar cenk ki, yani ayna misali veriyor, hatırladın mı? Büyük zatların timsalleri, mesela Resulullah çıkart aleminden, tövbe. Resulullah çıkar dünyadan, Gazali çıkart, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. Çıktı, dünya var mı? Ceddin koptu, asır koptu. Ustad yok, ben de çıkarır mısın Risale'yi? Çıkar ustadı. Koptu, çöp. Ben neyim ki? Bu alemimizi hayatlandıran, alemi alem yapan bunlar. Evet. O peygamberler, o zamanı temsil eden yani. Evet. O çıktı o zaman senin şeyin kopuyor ezelde. Mesela Adem Aleyhisselam'la seni bağlayanlar çıktı. Ezel ebedin gitti. Allah gitti ya. Alemimdeki Allah gitti. Çekirdeği topu yine sokmak örneği vermiş. Gibi ya, yani. Evet. Yani çok acayip bir şey. Yani peki niye söylüyorum? Öyle bir sal vermeye çalışıyorum ki gündelik hayattaki yanlışları da tavsiye etsin. Bazı saf tilikler var. Her YouTube'ları tıkladığı zaman YouTube olunca sanki Kur'an yazmış, ayet var. Onun hakkında ayet inmiş gibi. Birisi de dini böyle, ayeti de böyle. Makam, maksat, maksadın usulünü, fununu, haddın, battın, mutlalağın bilmeden bir meal veriyor. Bir de ondan sonra 10 dakika bir şey yüklüyor. İnanıyorsun bak ayette varmış yani. Dedesinin. Peki bir şey söyleyeyim size. Sizin günahınız, benim günahım beni zor psikolojimi tutuyor da bir de babamın günahını, dedemin günahını, yedi ceddim günahımın bana yüklediği yüklersen onun psikoloji altında kalkabilir miyim? Bunun için yapılıyor. Kasten yapılıyor. İnsanların psikolojisini çok etmek için yapılıyor. Bilerek veya bilmeyerek. Bilmeyerek nasıl olur? Duyduğu zaman onu yapamaz geçerse iyi niyetlidir. Hala vazgeçmiyor, ısrar ediyorsa art niyetli. Günahında vazgeçmiyor. Zahiri şeriata zıttır. Dedesinin, babasının günahı kişiye yüklenilemez. Çünkü bela tezir vaziretimize ruhra. Efendim atasözünü ekliyorlar, ayetin karşısına koyuyorlar. Dedesi ekşi elma yer, torununun dişi kamaşır. Bu atasözü, bu ayet lan. Yani hadis bile Kur'an'la ters düşünce bu atasözü. Yani burada şey kastı ne de haram yemez, yemeyin. Mahkematta ne diyor? Kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Ne yapalım? Alevi ise ben de mi alevi olacağım? Dedem şirkeli ise, İbrahim Aleyhisselam'ın üvey babası var, Azer. Aynı zamanda amcası. Babası ölünce annesiyle evlenmiş, babası denmiş. Put ustası, ama kendisi tevhidin ustası. Allah Allah. Ne acayip bir şey ya? Peki şu nasıl abi? Yani şeyi bölmek istemiyorum ama mesela Habib Kabil. Yok yok abi. Haram yedirdin çocuğuna. He. Haram yedirdin. Ha, o sana bakıyor. O çocuklar istidat inkişaf etmedi. Allah kim bak ne kadar yapabilirdi ne kadar yaptı. Ne kadar kendi ihtiyarıyla iktidar etti. Yani dört tane şart lazım. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyetiyle Allah soracak. Yoksa senin çocuğun namaz kılmasa gafur. Hı hı. Bağdat Caddesi'nde büyüyen bir tane çocuk da, o gafil aileden büyüyen çocuk, o da namaz kılmıyor. Haşirde cezalar aynı mı olur? Olmaz. Anladım. Ne yaptın böyle? Bak böyleydin, ne yaptın? Olmaz abi.
Bu imkanlara bak ya. Onun için bazıları diyorum ki bu insanlar ne böyle yapıyor? Benim kadar bilmiyor ki. Hmm. Biraz şey görüyorum ben. Merhamet ediyor. Hmm. Benim kadar bilmiyor ki. Sen derse geliyorum, eşin geliyor mu? Bu kadar derse muhatap mı? Niye kendin gibi davranış istiyorsun ondan? Hmm. O yüzden Peygamberimiz öyle diyor. Ya Rabbi bilmiyorlar. Peygamber öyle diyor. Ya Rabbi bilmiyorlar. Bilmiyorlar ya. Yani ben kendi isteğime göre kardeşlerden isteme hakkım yok ki. Sen de eşinden isteme. Hatta diyorum, fıtratı bilmeyenler evlenmemesi lazım. Sini buluğa gelmiş, çocuk yapabilmeye yaşa gelmiş evlendiriyorlar. Sini rüşt lazım. Yani erkeğin hey hey günleri var. Kamera ayların 13, 14, 15'i. Kadına diyor ki, hey hey günleridir. Bunun her söylediğini, her yaptığını kale alma, sabırlı ol. Bu üç. Erkeğe diyor ki, malum günlerine yakın birkaç gün önce veya malum günler içinde hey heyleri geliyor. Allah bile diyor ki kendisi, ben diyor, bunun konuşmalarını, hareketlerini fazla nazara almıyorum. Onun için namaz orucu kaldırdım. Sen kendine itaatı esas alma. Ben itaatımı kaldırdım da, sen niye kaldırmıyorsun? Bunu bildiğin zaman ne oluyor? Daha musamali oluyorsun. Kendi tabiatından değil o. Rahat ediyorsun. Tamam? Rahat ediyorsun. Yani senin rüşt lazım. Şimdi gelelim mevzumuza. Bu çok önemli olduğu için üzerine durdum. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bu ay içinde olduğumuz ay, Safer ayı. Ne demek? O ayın alakası yok. Senede iki defa herkesin hey heyleri gelir. En az peygamberlerin de zellesi bu aylarda olmuş. Suların ağaca giderken, suların ağaçtan çekilirken. Tamam? Mesela Aşura ayı. Bilmem kaç tane peygamber o gün şöyle oldu, böyle oldu deniliyor musun? Ağaçtan suların çekilme ayında şu anda. Yani çekilince sende bir şey çekiliyor gibi. Ağaca su giderken çok yüklemeler oluyor. Ha, bu iki ayda cinlik hastalar, psikolojik rahatsızlıklar, kendi bir bedensel zaafı olanlar çok oynak olur düşünceleri. Devamlı oynar. Psikolojileri, haletleri, hissiyatları vesaire. Kale alma, endişe etme, özgüvenini yıkma. Kendini basit ve beceriksiz, özgün. Buna vefasızlık yapma. En büyük vefasızlık kendinedir. Benden bir şey olmaz. Ben beceremiyorum. Ben zaten miyim? Hayır. Özgüvenini yıkma, vefasızlık yapma. Siz bu sistem böyle çalışıyor bu aylarda. Rahat olup dümenini tutmaya çalış o kadar. Olduğu kadar. Olmayan kader. İmam-ı Gazali'nin sözüdür. Olduğu kadar. Olmayan kader. Başka ne diyeyim sana? Şimdi diyor ki, çünkü ailede Nurhane'nin timsali, ailedeki misal yok demek ki. Ailedeki yere ne deniliyor? Timsal. Hı hı. Ziya verir. Hangisi biliyor musun Gafur? Hı hı. Aynaya giden tarafa timsal, ayrılana misal olur. Ayrılana işte daha... Yok, başka bir şey. Nasıl aynaya girerken timsal, çıkarken misal. Tamam. Bak şimdi. Evet. Çünkü aynede Nurhane'nin timsali ziya verir. Aynadaki timsal, aynadan dışarıya yansıyan misal. Tamam. Bu eşantiyen söyledim. Dağıtma. Hasiyeti var. Kesifin misali ölüdür. Hayatsızdır. Tesiri yoktur. Nurhaniler, şimdi izah ediyorum. Bu benim cümle değildi malum risalede. Nuraniler tahayyülde şekle, mekana dönüyor. Nuraniler var ya Nurani. Hı hı. Nurani şeyler. Hı hı. Tahayyülde nereye dönüşüyor? Şekle ve mekana dönüşüyor. Nuraniler tasavvurda ise mekanı dolduran manaya, varlığa dönüşüyorlar. Yani şunu çeviriyorum. Arkadaşlar çeviriyorum. Yani şu psikolojiyi, mor psikolojisini anlatsam ne kadar bir anlatmışım galiba bir psikoloji dersinde ya. Öyle. Renklerle psikoloji diye. Tabi demişlerdir olan manyağı birisi ya. Şu dershaneyi yapana kadar birkaç kere anlatsanız abi bunu iyi buluruz parayı. Ne parası? Dershane parasını çıkartırız oradan işte. Dershaneyi yapacak da yaptıracak da Allah'tır. İnşallah. Yaptıracak da Allah'tır. Yaptırmayan da Allah'tır. Allah istedikten sonra kalpleri musahhar eder. Kime neyi vereceği, nasip edeceğini Allah en biliyor.
ayetinde taahhüt etmiş, Allah tapuyu veriyorum dedi. Ne demek? Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Eften püften bahanelerle şey yapar. Bu da nedir? Allah'ın evlerine katkısı olma nispetinde kişinin eline imanının vesikasıdır. Çünkü Allah diyor ki Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Ha, iman, imanın bir vesilesi nedir? Aşire-i mübeşire gibi. Cennette müjdelenmiş, imanla müjdeleniyorsun. Hemen ayeti geçtiği için söylüyorum. O için herkes herkestir. Hiç kimse hiç kimsedir. Ne diyeceğim? Bak. Nurani var ya, Nurani. Nurani. Şahıs olsun, Geylani. Aleminizde bir. İmam-ı Rabbani. Cennet, Allah. Aleminizde Nuraniler mekanı, mekana dönüşüyor. Tasavvurda ise manaya dönüşüyor. Peki tersini düşün, dışarıdan bu. Alemimizdeki mana ve alemimizdeki şekil, mekan. Mekan şekle dönüşüyor. Böyle bir sistem. Dışarıyı böyle yapıyor, içeriden de böyle yapıyor. Zaten bu neydi? Aynı zamanda terzihaneydi. Yani kalpten, elime bakın, kalpten mana çıktı. Kar topu var ya, kar topu. Dağın tepesini bıraktın. Vicdana doğru, hani dağ, vadiye doğru katlanır kalır ya. Kalpten mana çıktı vicdana. Oradan çıktı. Dima, sonra dimadan hepsini aldı mana islatı ve vesailatı. Bu en son buraya geliyor. Burası terzihanedir. Yani manaya uygun elbise dikiyor. Yani elbise dikiliyor. Yani mekana ve şekle dönüştürüyor. Elbise burada dikiliyor. İşte vesveseyi için usta burada kullanıyor ki manaya bazen zıt şeyler geliyor sen, namazda tefekkür ediyorsun, namaz kılıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu cinste mani olması gerekiyor. Yani haram bir şey geldi. O vesveseli kardeşimiz der ki, ooo ne kadar izin, hayır. Burada mana geçerken kanaldan, kenarda duran serseriler buraya resim atıyor. Mesela laf atıyor mahkeme koridorunda giderken, ben siz onu bilmiyorsunuz. Hapishaneden mahkemeye çıkıyorum. Hapisteyim. Bu tabii ki adliyede yerin altında görmüyorsunuz onu. Sorgulamaya biz yukarıda. Koğuşlardan geçiyoruz ortadan. Bazı koğuşlardan ve her koğuştan takdir ve tenkit. Bağırıyorlar, tamam, küfür ediyorlar. O ona küfür ediyor, o ona küfür ediyor. Benim üzerimde. Yani beni bıraktılar. Bu koğuşa. Yani niçin ben ne yapıyorum? Hiç kale almıyorum. Ha, niye anlattım bunu? Şimdi ulvi bir mana. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Oo şeyler getiriyor, cevaplar getiriyor. Pislik getiriyor, cevaplar getiriyor. Errahmanirrahim. Sen yürü, işine bak. Ben o şeylerdeki, koğuşlardaki güzel veya kötü sözleri kale almıyorum. Yürü. İyi mi diyor size abi? He? İlim sizi yürütüyor. Evet. İlim yürüyor. Ben bir davam var. Tamam mı? Bu dava kutsi ve ulvi. Bu alemlerin arkasındaki bir dava. Alemin içindeki herhangi bir mesele değil bu. Geldi gitti, verdi vermedi. İman ve küfür mücadelesi beni kullanmış Allah. Onları da şeytan kullanıyor. Yani sen yürüyeceksin. Şeyi kastım. Niye çarpıcı misal veriyorum ve realite doğrusu? Hı. Bir koş böyle diyor, bir koş böyle diyor. Bu böyle, bu böyle, bu böyle, bu böyle. Sen yürüyeceksin. Kale alıyor musun? Cevap veriyor mu? Oğlum serseri lan. Aferin lan size. De. Yürü. Ha. Şimdi namazı şey yaparken. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Gayri mağdubi aleyhim velallallin. Derken öyle var bir sürü şey. Kale alma ya. İşte bunu diyor. Şey yapmaz. Peki manaya uygun nurani olsa sebap var. Vesvese'de tefekkürde, düşüncede tek yön çalışır. İnsanın lehine. Şerler gelse günah yoktur, mesuliyet yoktur. İyi şeyler hatırına gelse sebap vardır. Nuranidir.
Gördün mü da? Bir tanesi dedik, olur mu abla niye çalışsın? Tamam ya, sen de öyle çalışsın. Ne yapayım, böyle tipleri var ya. Nasıl olur diyor ya. Hani günah yazılmıyor da, sebaplar niye yazılıyor? Sahibi öyle demiş. Ama dedim sana öyle yazılacak. Olur mu efendim? Nasıl inanırsan öyle yazılacak oluyor. Şimdi Harun bir zaman demişti ki ya sana bana. Tövbe ettiğiniz zaman, günah ademidir ya abi. Tövbe ettiğin zaman Adem'den vücuda çıkartıyorsun ki o zaman Allah-u Teala onu bağışlıyor. Ama Adem'de kalınca senin bağışlayacak bir şeyin yokmuş gibi hak ettiğin yere o şekilde ulaşıyorsun. Evet. Olmayan şeyin neyini bağışlıyorsun? Evet, yani tövbe şey giydiriyor Hasan abi ona. Vücut. Vücut giydiriyor da demek istemiyorum ama yani şeyi çıkartıyor. Sistemi değiştiriyor. Çünkü ulemada söylüyor zaten. Ha yok. Öyle diyor değil mi? Tövbe ve istiğfar ayrı şeylerdir. Tövbe günahın vücuduna, istiğfar günde Allah Resulü Aleyhisselatü tövbe ederdi demiyor ki. Evet, istiğfar. 70 defa istiğfar ederdi. Evet. İçsel alemdeki nakıslığını, noksanlığını fark etmek neye benziyor? Dua ve münacat gibi. Dua nedir? Ya Rabbi bunu ver, Ya Rabbi bunu verme, Ya Rabbi bunu nasip et, Ya Rabbi bunu nasip etme. Peki münacat ise, üçüncü şua, ne diyor? Ey şiddeti zuhrundan ve azameti kiblasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dersiyle, Kur'an'ın talimiyle anladım ki. Evet. Ne alaka? İstek var mı orada? Sığınmak var mı? Yok. Tavsif var, tarif var, tanımlama var, inşa ve ihya olmak var. Bu münacat. Dua ise istek ve redler var. İstiğfar var, tövbe de böyledir. Evet. Bir ismi mülk, bir ismi melekut. Ne güzel oturuyor. İkisi de aynı zannediliyor. Yani abi, tarif ve tasavvurda eğer fiile dönmezse Allah kötülüğü görmüyor. Eğer fiile dönerse sen görmüyorsan o zaman onu Allah görüyor işte. Evet. Yani günah olarak şey yapıyor. Güzel. Demek ki nuraniler tahayyülde şekle, mekana dönüşüyor. Nuraniler tasavvurda ise mekanı da dolduran manaya, varlığa dönüştürülüyor. Tahayyülde vücut buluyor, mekan hayat oluyor. Tahayyülde varlığalar mekana ve hayata dönüşüyor ve vücut oluyor. Tasavvurda ise hareket buluyor. Niyetin sureti, bunda da vücut var. Niyetin sureti mi dedin zaten? Evet. Her şeyin sureti. Her şeyin. Bak şimdi, her şey tahayyülde bir, vücut buluyor, mekan oluyor, hayat oluyor. Her şey tasavvurda hareket oluyor. Burada da vücut buluyor, zamanı oluşturuyor. Sikke-i Tasdik-i Gaybi 257. Ezan okundu, keselim yoksa kaç? Bir yaprak, bir buçuk yaprak var. Gidemeyiz abi, buçuk yaprak. Ha? Bir buçuk yaprak gidemeyiz. Gidemeyiz, ezmeyelim. Ezilir yani. Şimdi zaten bir buçuk yaprak gitti. Bakın ne kadar gittik. Evet, bir buçuk yaprak. Tam bir buçuk yaprak. İki buçuk saatte bir buçuk yaprak gittik. Tamam peki. Yunus Suresi'ne olacak. Peki. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. Burada diyeceğiniz bir şey var mıydı? El Fatiha.